Lezzetiyle alışkanlık yapan Arıcıoğlu Börek, 5G 1K'yı sunar. İyi akşamlar sevgili seyirciler. TV'den ekranlarınıza hoş geldiniz. 5G 1K programıyla bu haftada karşınızdayız. Konumuz gene siyaset. Konuğumuz eski CHP Aydın Milletvekili 22. 23. ve 23 ve 25. dönem CHP Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay. Efendim hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, gazeteciler Mehmet Aydın, Gülay Öztekin, Cem Ulucan, Sercan Ürün her hafta olduğu gibi Önce konumuzu her hafta olduğu gibi önce tanıyarak başlayalım. Buyurun vekilim, önce biz sizi tanıyalım. Ben Çin'de doğdum. 1957 yılında ilkokul ve ortaokulu Çin'de okudum. Liseyi Ankara Atatürk Lisesi'nde bitirdim. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettim. Ve daha sonra Çin'e geldim ve Çin'de serbest avukat olarak görev yaptım. Tabi bu arada stajım daha bitmeden, avukatlık stajım bitmeden, o zaman 12 Eylül olmuştu. Siyasi partiler yasaklıydı. Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmıştı. Türkiye yeniden bir demokratik ortama doğru sürükleniyordu. Siyasi partilerin kurulması konusunda herkes çok duyarlı değildi. O dönemde ben daha 1-2 ay süre varken SODEP'i kurdum. Çin'de SODEP ilçe başkanı olarak. İlk kurucu ilçe başkanıyım. Daha sonra biliyorsunuz SODEP 12 Eylül paşaları yüzünden seçimlere girmesi engellendi. Daha sonra Halkçı Parti seçimlere girmesine izin verildi. O süreç içerisinde daha sonra iki siyasal parti birleşti. SHP'yi oluşturdular. Orada da SHP ilçe başkanı oldum. Uzun süre Çin'de 9 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Bu arada bir milletvekili adaylığım oldu 87 yılında. Ve 91 yılında. Daha sonra Aydın'a taşındım. Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi o zaman SHP ile Doğru Yol Partisi'nin kurduğu ortak bir koalisyon vardı. O koalisyonda demokrasinin tekrar yeşertileceği konusunda topluma duyarlılıklar ve sözler verilmişti. O sözler içerisinde kapatılmış olan eski Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden açılması konusunda yasa çıktı. O yasa çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi yeniden açıldı. Yeniden açılınca bizler yani ana partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtik. Orada da rahmetli Muharrem Sökeli abimiz buradan kendisini bir dönem milletvekilliğimizi yapmıştı. O da kurucu il başkanımız olarak tekrar görev aldı. Bizler orada görev aldık. Bu kez SHP ile CHP'nin birleşmesi söz konusu oldu. Ben il yönetiminde görev alıyordum. Her iki partinin de oylaması sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi'nde birleşme kararı alındı kurultayda. Daha sonra da il düzeyinde de her iki partinin yöneticileri il adaylarını oyladılar. Orada da ben il başkanı oldum. SHP ve CHP birleşmesinde oluşan Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanı olarak görev yaptım. İlk il başkanı sizsiniz. İlk il başkanı. 12 Eylül'den sonraki il başkanı diyelim. Çünkü 12 Eylül'den önce de çok yasaklar kalktıktan sonra abilerimizin çok büyük emekleri olan insanlarımız vardı. Onlar il başkanlığı ve yöneticilik görevlerini yapmışlardı. Biz de aynı şekilde öyle bir görevimizi yaptık. Sonra 95 yılında seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayı olarak 20. dönemde parlamentoya girdim. Milletvekili oldum. Sonra 99'da partimiz barajın altında kaldı. O zaman doğal olarak hiçbirimiz seçilemedik. Bir sonraki yıl 2002 yılında merkez yoklaması yapıldı Aydın'da. O merkez yoklamasında o ara tabii bazen böyle siyasette yan yana geldiklerinizde karşı karşıya geliyorsunuz. Bazen karşı karşıya geldiklerinizde yan yana geliyorsunuz.
O zaman da tercihleri bizden yana olmadı, başka arkadaşlardan yana oldu. Onlar da parlamentoda görev yaptılar. Daha sonra 2007 yılında partimiz ön seçim kararı aldı. Benim o mağduriyetimi sağ olsun örgütüm giderdi. 2007 yılında Özdem Hanım birinci oldu, ben ikinci oldum. Öyle ikimiz birlikte parlamentoya gittik. Ben tabii 95'te de tek milletvekiliydim. 2007'de seçildik. Tabii Özlem Hanım beni yalnız bıraktı gene orada. 2009'da belediye başkanı oldu. Biz yine yalnız tek başımıza bir mücadele ettik. Daha sonra 2015 yılında işte 25. dönemde tekrar parlamentoya seçildik ama o da kısa dönem askerlik gibi oldu evet. Böyle. O şekilde oldu. O nedenle de işte bakalım yeni seçimler gelecek. Siyaset biraz kızıştı, biraz daha hararetlendi. Bakalım önümüzdeki günler böyle. Teşekkür ederiz. Cem Bey istersen ben bir anonsumu gireyim, sonra soru alsak. Çok basit arada bir şey soracaktım da. Yani o parti kararı mıydı Özlem Hanım'ın belediye başkanına aday olması yoksa kendi kararı mıydı o dönem? 2009'da. Ben tahmin ediyorum onu Özlem Hanım. Şimdi doğru söylemek gerekirse benim o zaman genel merkez aram o kadar çok iyi değildi. Genel merkezdeki yöneticiler ilçe belediye başkanlarından bazı hatalar da yaptılar o dönem, o süreç içerisinde. Bunlar sonra da tabii seçim sonucunda ortaya çıkıyor. Ben onun sanki parti kararı gibi yani Özlem Hanım da istedi ama sanki parti kararı Özlem Hanım'a... Sen git aday ol dediler. Yani aday olması gerektiği konusunda bir antrak kalındı diye öyle hatırlıyorum. Şimdi bir yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Bir yanlış anlaşılmada olmasını istemiyorum. Sevgili seyirciler, sorularımızı TV'den yazıp boşluk bırakıp, TV'den büyük harflerle yazıp, mesajınızı yazıp 3969'a gönderebilirsiniz. Sorularınızı buradan alıyoruz. TV'den yazıp, TV'den büyük harflerle. Boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3969'a gönderebilirsiniz. Ben ilk sözü Cem aldıktan sonra bayanlara vermek istiyorum. Bayan Gülay, Gülay Hanım buyurun. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim. Ben sorma şimdi seçim sürecindeyiz. Bir kongre süreci yaşanıyor. Bu döneme işte ne zamandır merak edilen AK Parti il başkanlığı merak ediliyordu. İşte İYİ Parti merak ediliyordu. Uzun bir süreçten sonra AK Parti il başkanını seçti, belirledi. İYİ Parti de seçti. Her ikisine de eski milletvekilleri il başkanı oldu atanarak. Şimdi merak edilen konu CHP il başkanını seçecek kim olacak? En çok merak edilen konuların başında bu geliyor. Ve sizin de bu il başkanı olacağınız konusunda adınız geçiyor. Öncelikle şu Ankara'da yaşıyordunuz. Ankara'dan buraya geldiniz. Yakın bir zamanda geldiniz galiba 3-5 ay içinde. Yani onca zaman Ankara'da avukatlık yaparken buraya gelmenizdeki maksat neydi? İl başkanlığına aday mısınız? Ya da aday değilseniz il başkanı kim olacak? Sizin adayınız kim? Öncelikle bir sorudan başlayalım. Tabii Gülay'a bu sıra gelmez diye 5 tane birden soruyor. Daha 3 saat program var. Yani bu AK Parti'nin başındaki Ahmet Ertürk, ondan sonra İYİ Parti'nin Recep Taner, eski milletvekillerimiz son derece yani muhterem insanlar, partinin ağabeyleri. Siz de partinin ağabeysiniz. Yani şöyle deniliyor işte o AK Parti'de eski milletvekili, İYİ Parti'de eski milletvekili, CHP'de eski milletvekili. Partinin ağabeyi Fatih Atay geçecek, il başkanı olacak gibi duyumlar alıyoruz. Bu konuda görüşlerinizi alalım. Teşekkür ederim. Ben tabii 4-5 ay olmadı, 9 ay oldu. Gülay Hanım yani. 9 ay önemli. Yani 9 ay biraz farklı yani o nedenle. Gülay Hanım için zaman yani. Biraz ağır ilerliyor. Evet yani. burası benim memleketim. Burada doğdum. Burada il başkanı oldum. Mesleğimi burada yaptım, baro denetçiliği yaptım, siyasete burada atıldım ve partim ve Aydın halkı beni çok kutsal bir göreve seçti ve 3 kez seçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili, yani Aydın milletvekili olarak görev yaptım. Bir borcum var bu insanlara, topluma, Aydın halkına, partime bir borcum var. Bu borcumu hayatımın sonuna kadar ödemek zorundayım, böyle hissediyorum. Bir siyasetçi olarak böyle hissediyorum. Ankara'dan geldim. Evet geldim Ankara'dan geldim. Buradayım.
birlikteyim. Buradaki insanları çok seviyorum. Aydın'da yaşamayı seviyorum. Zaten yazdığım Kuşadası'ndaydı. Hayatımın büyük bir bölümü yazın burada geçiyordu. 6 ayı burada geçiyordu. Şimdi diyorsunuz ki işte AKP eski milletvekili, işte İYİ Parti'ye eski milletvekili geldi. Sıra CHP'de mi diyorlar. Şimdi onda arkadaşlarımızın gelişi hani yanlış anlaşılmasın. Onlarınki bir belirleme, atama gibi oluyor. Bizim partimizde böyle bir şey yok. Yani biz demokratik yöntemleri uygulama konusunda çok duyarlı olan bir siyasi partiyiz. Bizim hem geleneklerimiz var hem tüzüğümüz var. Çünkü biz kendi partimizde bir makamlara demokratik yollarla insanların seçilmesinden yanayız. Türkiye'deki demokrasinin oluştuğu gibi. Şimdi biz de kendi partimizde, yani ben il başkanı olmak istiyorum. Seni il başkanı yapmazlar hemen. Çünkü seçilmeniz gerekiyor. İlçe kongreleri olacak. Sonra il delegeleri belirlenecek. Sonra il kongresi olacak. İl kongresinde de sizi seçecekler. Sen aday mısın? Ben partime çok borçluyum. Beni annem babam yetiştirdi, büyüttü, iyi bir eğitim almamı sağladı ama milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi ve Aydın Halkı yaptı. Onlara borcum çok büyük. Ha, il başkanlığıyla mı ödeyebilirim? Belki. Örgüt izin verirse, örgüt eğer ol derse yapabilirim. Ha, şununla mı olur? Onunla olur, onunla mı olur? Bunu örgüt ama ve parti örgüt, karar verir. Örgüt şöyle bir şey yapmaz. Yani siz aday değilseniz yok sandıktan Fatih Atay çıkmaz. Yani o zaman yani sizin aday olmanız lazım önce. Aday olman gerekiyorsa zaten örgüt aday olman gerekiyor. Buyurun görevinizi yapın der. Yani onu belirler. Evet. Sizin illa ben bir yere adayım demeniz gerekmez. Cumhuriyet Halk Partisi de zaten bu kendiliğinden oluşan bir düzendir. Yani böyle bir... Güney abla şunu sormak istiyor herhalde. Yani denge siyasette olduğu kadar yani hayatın her alanında önemli. Şimdi iki partide de eski milletvekili olunca CHP'de bir eski milletvekili yakışır. O dengeyi öyle kurarız yani, gibi. Yani olursa yani benim de burada yapmam gerekiyor. Olursa hayır demem diyorsunuz. Hayır demem derken görev ilgeleriyle evet. Yaparım. Yani ben 20 yıl önce bu görevi. 20 yıl önce bu görevi yaptım ben. 37 yaşındayken Aydın'da Cumhuriyet Halk Partililer beni il başkanı olarak. Şimdi ben şöyle bir soru sorayım. 20 yıl önce Aydın sizi il başkanı yapmış. Ama biz bugün dönüp eski milletvekillerini il başkanı yapıyoruz. AK Parti'de eski bir il başkanı, İYİ Parti'de eski bir milletvekili. Büyükşehirimizin başında eski bir milletvekili, Efeler Belediyesi'nin başında eski bir milletvekili. Yani Aydın siyaseti yeni siyasetçiler üretemiyor mu ki biz eskilerle patinaj yapıyoruz? Yani yok, 20 yıl önce eskiler sizin... çok kötü değil canım. Yani eskiler yani. Kötü değil de. Yani yeni. Yani bunda çok yani haklısınız. Bir taraftan da partiler yenilikten yana gençleşiyoruz, dinamik daha dinamik. Bir de seçimde yaşını 18'e düşürmüşüz. Buna rağmen biz hala... Ama buna rağmen gençleri yetiştirmek, öne sürmek gerekiyor. Benim bu sorumun ikinci bir aşaması var. Aydın siyaseti gerçekten seviyesiz bir şekilde ilerliyordu son yıllarda. Eski parlamento tecrübesi olmuş, parlamento kültürü edinmiş kişilerin Aydın siyasetinde üst noktalarda olması, il başkanlığı seviyesinde olması, 2-3 ay sonra sizin de öyle bir ünvanınız olursa Aydın siyasetine bir kalite gelir mi? Aydın siyaseti ondan sonra mı yeni genç siyasetçiler üretmeye başlar? Tabii gelebilir. Şöyle gelebilir. Öncelikle bu makamlarda olan insanların iyi niyetli olup olmadığına bağlı. Bazı arkadaşlarımıza bu makamlar bazen bol geliyor. Her siyasi parti için söylüyorum bunu. Evet. Falanca parti için falan söylemiyorum. O bol gelen arkadaşlarım kendileri orada tutunabilmek için, o sallantıda olan koltuklarını dayanabilmek için, bağlanabilmek için yapmaması gereken, söylememesi gereken, davranmaması gereken şekilde davranarak ve seviyeyi çok alt noktalara getiriyorlar. Evet. Yani siyaset yapıyorsunuz. Toplumun menfaatine yönelik bir şeyler yapmanız gerekiyor. Göreviniz toplumda yaşayan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak, güzelleştirmek, yaşam standartlarını yükseltmek, onların üretim araçlarını, ellerini daha da çoğaltmak, iyi şeyleri üretmelerini sağlamak, elde ettikleri ürünlerin en iyi fiyatla satılmalarını sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmak, yol göstermek siyasetçinin görevi. Şimdi siyasetçiler yol gösterirken kendi makamlarının hiç değişmemesi konusunda bir tavır alıyorlar. Neden? Çünkü siyasi partiler Türkiye'de gerçekten demokrasiyi içinde özümsemiş partiler değil. Şimdi biz ön seçimi yapıyoruz. Gerçeği konuşalım. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez zorunluluğu. Sizde ön seçim yapılsa da
birileri işaret ediyor. Şu olabilir. Sıralar ön seçimde. Olabilir. Onları da kırmak biz demokrasiye inanmış olan insanların görevidir. Evet. Şimdi şu var. Hiç yapılmamaktan yapılmış olmak ya da yapan daha doğru bir davranış yapıyor, evet, değil mi? Tabii. Ama siz yaparken de şöyle bir hata yapıyorsunuz. Olabilir. O hatayı bir daha yaptırtmayız. O nedenle demokrasiyi özümsemiş olan bir siyasi partinin insanı olarak bunu gururla söylüyorum. Şimdi diğer partilerdeki arkadaşlar yani çok farklı şeyler davranışlarda bulunuyorlar. AKP il başkanı yanılmıyorsa peygamber dedi galiba, değil mi? Recep Tayyip Erdoğan öyle bir şey dedi yani, hatırlıyorsunuz. Geçmiş yıllarda öyle bir şey. Geçmiş yıllarda dedi. Bunu diyebilecek kadar gözü dönmüş bir durumda oluyor insan. Neden? Neden oluyor? Yani bunu kötülemek için söylemiyorum. Çünkü o kişiye çok yakın olmak, o kişiden iyi puan almak, onu yağlarsanız makamınızda durabiliyorsunuz. Demokrasilerde böyle bir şey yok. Şimdi o sözü demokrasi söylediği iddia edilen kişiyi ben çok iyi tanıyorum. Mizacını da biliyorum, hayata bakışını da biliyorum. O ekranlara yanlış aksedildi. Biz televizyondan izlediğimiz şekliyle o şekilde beyinlerde kaldı. İsmail Hakkı eserden yani bahsediyor. İsmail Hakkı Bey'in bunu söyleyip söylemediğinden ziyade siyaset yapış tarzımızla ilgili olarak dediniz ya, hani seviye düşüyor. Bir il başkanının bu sözü söylemesi demokratik açısından, İnsanlık açısından uygun değil. Kesinlikle. Dinen de uygun değil. Kesinlikle. Zaten. Yani kesinlikle. Benim demek istediğim konu bu. Evet. Peki bunu neden insanlar ihtiyaç duyuyor? Düzce belediye başkanı, il başkanı ona dokunmak diyor. İşte yani evet. İbadettir diyor. Çok kötü bir şey bunlar. Evet. Yani siyaset yapıyoruz. Din başka bir şey kardeşim. Bu siyaset. Siyasette ne yapacaksın? Ülkeyi yönetiyorsun. Halkın gelirlerini verdiği vergilerle yatırım yapıyorsun. Kararlar alıyorsun. Ekonomik, siyasal kararlar, bu kararların sonucunda toplum ya refah bir şekilde yaşayacak ya da kötü bir şekilde yaşayacak. 17 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti ülkeyi çok kötü bir konuma getirdi arkadaşlar. Yani gerçeği konuşalım. Ekonomi batma noktasına geldi. İflas ediyoruz yani. Yok. Üretim yok. Hiçbir şey yok. Bugün tütün de milli olayından da çıktı. Evet. Yeni çıkan yasayla da çok kötü bir durumdayız. Canım biz kalkınıyoruz, ülkeyi şöyle geliştirdik, işte şöyle. O zaman niye borçlanıyorsun? Ama şimdi niye insanların şöyle bir şey de var. Hayatını kolaylaştırmıyor? Niye insanlar zor durumda? Niye üretim yok? 45 milyar lira bütçeden koyuyor, kanun koyuyor, borçlanma yetkisi alıyor. Madem o kadar yüksek, o kadar iyi bir durumdayız, sen neden o zaman bu kadar borçlanma yetkisi alıyorsun, bu kadar vergileri arttırıyorsun, zamları yapıyorsun? Burada bir çelişki yok mu? Elbette var. Ama çelişki sadece orada değil. Yani ben şimdi köyleri geziyorum. İşte diyorsunuz ki tarımda bittik. İşte saman ithal ediyoruz, şu oluyor. Buna benzer birçok tartışmayı geçmiş programlarda da konuştuk. Ama köylü diyor ki AK Parti. Biz de hiç diyor. İşte bugüne kadar en büyük teşvikleri aldık, en büyük destekleri aldık. Yani mazot pahalı diyorsun. Ama diyor en büyük desteği aldık. Yani köylü niye böyle bakıyor olaya? O da bir tezatlık değil mi? Bu kadar madem her şey kötü. Her şey kötü ve insanlar böyle bakıyor. Neye bakıyor? İnsanlar çünkü değişime kapalı bir toplumda yaşıyorsunuz. Değişimi hemen bir anda yapamıyorsunuz. İnsanlar değişim olduğu zaman bir defa korku içindeler. Neden? Herkes borçlu Türkiye'de. Esnafından, çiftçisinden, memurundan, fabrikatöründen herkes borçlu. Bir şey getirdim, onu bir okuyayım. Konya'da iflas eden hastanenin doktor kadrosu icradan satılık. Göz hekimi 1 milyon lira, ortopedi kulak burun 500 bin lira, zührevi 200 bin lira, nöroloji falan gibi gidiyor. Antalya'da stadyum 7 yıldızlı oteller çok satılık da stadyum satılık Antalya'da. Uşak Banaz'ın köyünün tamamı satılık. 35 haneli köyün 32 hanesinin hepsi borçlu, 5 ev kapatıldı, bütün köy satılık. Böyle bir ekonomik sistemde. O insanların hepsi başına gelmeyince anlamıyorlar, yapmıyorlar. Ama değişim bir anda Türk milletinin işte değişimle ilgili kısmında şöyle bir şey diyebilirim. Yani 1923'ten sonra 2002'ye kadar işte belli bir sistem devam etti. 19 çok partili sisteme geçiş dönemi olduktan sonra özellikle işte Süleyman Demirel değişmezdi, Bülent Ecevit değişmezdi, ne bileyim Mesut Yılmaz değişmezdi. ANAP en büyüktü. Yani demek ki bu ülkenin insanları bir gecede her şeyi değiştirebiliyor. AK Parti gelebiliyor bir gecede yani. Şimdi 16-17 yıldır da
Eğer kötü giden bir şey varsa yine bu millet değiştirmez mi bunu? Yani bu millet o kadar değişme kapalı değil diye düşünüyorum ben. Vallahi ben değişmez değil, tam tersine. Senin bu son cümlene katılıyorum da başlangıçtaki yorgu yaptığın konuyla son cümlen farklıydı. Neden diyorsun ki yani bu kadar kötüyse hala AK Parti diyor diyorsun. Evet öyle diyorlar. Geziyorum çünkü köyleri. Zaten hayır, kötü olduğu için değiştir, merak etme. Ben de aynı düşünüyorum. Siz de bunu söylüyorsunuz diyorsunuz. Ben millet de, değişime hayır, kapalı diyorsunuz da. Kim? Millet değişime kapalı diyorsunuz. Sen niye AKP diyor hala dedin de. O nedenle değişim bir anda gelmiyor Türkiye'de. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan bir karizmatik liderliği var. Şimdi o karizmatik liderliğini bir anda alaşağı edecek bir yapıyı insan içinden yapmıyor. Bu nasıl bir şey biliyor musun Cemil? Şimdi evlendiniz. İlk kavgada boşanmıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Bir tartışıyorsun, biraz daha tartışıyorsun. Başka araya şeyler, büyükler giriyor. Büyükler giriyor falan filan. Artık uzlaşmaz bir noktaya geldiğiniz zaman böyle bir karar verebiliyorsunuz. Şimdi seçmen de daha ikinci, üçüncü, dördüncü artık uzlaşmaz bir noktaya gelmek durumunda. O noktaya geldi. Neden? Herkesin tüm varlıkları bitti. Bütün değerlerimiz bitti. Bütün her şeyimiz alt üst oldu. Bütün kazandığımız milli gelirlerimizin hepsi bitti. 1 dolar ihracat yapabilmek için 1.8 dolar ithalat yapmanız gerekiyor. Böyle bir ekonomi kaldırabilir mi? Bakın 1 dolar ihracat yapmak için 1.8 dolar ithalat yaparsan 1 dolar ihracat yapabiliyorsun. Üretim olmadan olabilir mi? Mümkün olabilir mi? Yani dünyanın hiçbir yerinde alışveriş merkezleri yaparak hiçbir ülke kalkınmamıştır. Üretim olmadan yerli otomobil bile üretiyoruz artık. Ya üreteceğiz yani. Ya inşallah üretir. Kim istemez arkadaş şimdi? Bir gerçekçi olalım. Evet. Kim istemez? Türkiye'de siz birçok şeylerin üretimini yapıyorsunuz. Ama yaptığınız işlerin birçoğunu ithalat, ham maddenin evet, çoğunu ithal ediyorsunuz. Bu çok, bunu ara maddelerinin yapılmasıyla ilgili gereken önlemleri alın. O alınmıyor. Ne dediler bize yıllardan beri? Üreteceksiniz dediler ya. Biz verelim size istediğiniz gibi kullanın dediler. Üretimden yoksun bıraktılar bizi. Düşünün Hollanda Konya kadar değil mi? Hı hı. Ne kadar tarım ihracatı var? 93 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı ne kadar? 150 milyar, 160 milyar dolar civarında. Adam sadece tarım ihracatından 93 milyar dolar ihracat yapabiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Ufacık bir ülke nasıl yapıyor? Sistemini kurmuş. Nasıl kurmuş? Bir arazi alıyorsunuz. Araziyi buna ekeceğim. Hayır diyor adam. Neden? Burası serbest piyasa ekonomisi. Olsun diyor. Hollanda'da böyle değildi. Ne yapacağız? Tarım arazileri kooperatifi var. Sahiplerinin kooperatifi var. Oraya gidip üye olacaksın önce diyor. Önce gidiyorsun tarım arazilerinin kooperatifine üye oluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki benim şurada şöyle tarlam var. Ne ekebilirim diyorsun. Ya serbest piyasa ekonomisi istediğimi ekerim öyle yağma yok diyor. Adam tahlillerini yapıyor. Şunu, şunu, şunu ekebilirsin diyor. Üç tane, iki tane alternatif gösteriyor. Onun dediklerini yapabiliyorsunuz, ekebiliyorsunuz. O ektiklerinizde diyor ki bir dakika diyor. Sen bu işi biliyor musun diyor. Bilmiyorsan kooperatifin mühendisini veriyor, elemanını veriyor, tohumunu veriyor, gereken her türlü hizmeti sunuyor, mühendisini gönderiyor. Bu işi bilmiyorsan ekipmanın eksikse ekipmanını gönderiyor. Ve bunların hepsini bitiriyorsun, üretimini yapıyorsun, ilaçlarını kontrol ediyor. Bitirdin, ürünü elde ettin. Bir dakika da ürünü alıyor, bu kooperatif depoya kaldırıyor. Bakıyor, ekspertiz geliyor. Bu ürün evet çok kaliteli olmuş, şu fiyattan aşağı olmaz diyor. Gerçek bir ekspertiz. Ürününün en değeri elde edecek şekilde kooperatif ilgileniyor bakın. Sonra sen izin verdiğin zaman kooperatif onu o açık arttırmayla satıyor. Türkiye'de kooperatif sizin de değişmesi evet, lazım. Sistem nedir? Örgütlü bir toplum yaratılması gerekiyor. Örgütlü bir toplum Türkiye'de istenmiyor. Yok. 12 Eylül'den önce Türkiye'de işçilerin sendikadaki sayısına bakın. Şimdiki işçilerin, sendikalı işçilerin sayısına bakın. Türkiye'deki toplum... Şimdi daha çok aslında yani her sektörde 3 tane sendika var. Var ama hayır yok öyle değil. Sayı farklı olur. Rica ederim.
Yani, çok farklı. 5'te 1'e falan düştü sayı. Öyle olur mu? Hayır, üç ayrı sendika hepsi var. Sendikaların hepsi hak işe bağlı. Devlet baskı yapıyor, hükümet baskı yapıyor. O sendikaya girmeleri konusunda herkesi zorluyorlar. Her iktidar değiştiğinde sendika değişiyor zaten yani. Değişiyor tabii. Bu demokratik mi? Demokrasi mi bu yani? Evet. İşçilerin sendika seçme hakları olmaz mı? Böyle CHP iktidardayken KESK olacak. MHP iktidarken bu memur sendikası. Yani öbürleri ben işçi sendikasından, DİSK'ten bahsediyorum, evet. Türk İş'ten bahsediyorum. O zaman Türkiye'deki bu iki önemli sendikanın genel başkanları televizyonlara çıkıp işçi hareketiyle, işçilerin varlıklarıyla, o işçilerin yaşamlarıyla ilgili, haklarıyla ilgili çatır çatır tartışma yapabiliyorlar. Gündemi belirliyorlar. Ya gündemi belirliyorlardı. Şimdi böyle bir şey yok Türkiye'de. İşçiler bırakın ağızlarını açmıyor. Sendika başkanları bile ağızlarını açmıyor. Neden? Sendika ağaları. Bu böyle sendika ağaları, sendika yöneticileri kaç para maaş alıyor arkadaşlar? Biliyor musunuz ya? Bu aslında böyle parçalı yönetim bir sistemi değil mi? Yani mesela eğitimde de aynı şekilde 3 tane sendika var. Sağlıkta 3 tane sendika var falan. Yani eskiden hani bir iş kolunda bir tane sendika oluyordu ve herkes oraya, her görüşten insan o sendikanın üyesi oluyordu. Şimdi siyasi görüşler farklılaşmış. 3 farklı siyasi görüş ayrı çatılar altında doğal olarak bir örgütlü bir hak mücadelesinin yapılması da çok mümkün değil. Şimdi şöyle oluyor Cemciğim, iktidara oturduğun zaman o koltuğa her şeyi yönetmek istiyorsun. Sendikacı da benden olsun diyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da benden olsun diyorsun. Esnaf Odası Başkanı da benden olsun diyorsun. Her şeyi böyle denetimin altında almak istiyorsun. Neden istiyorlar bunu? İktidara gelmiş olan, yani siyasi partinin genel başkanı, ya iktidardasınız. Her şeyi yönetiyorsunuz. Ama neden ille şunu da benden olsun, şunu da benden olsun diyorsunuz? Eleştiriye tahammülü olmadıkları için. Eleştirilmek istemedikleri için. Kimse laflarının üstüne laf konsun istemiyor ya. Her şey toz pembe olacak. Ve iktidarda olan kimse, bu her makam için böyle Cem. Her makam yani bugün için böyle. Yani ayrım yapmadan söylüyorum. Evet. Bu her makam için öyle. Eğer korkun yoksa her makam kendine eleştiri olsun istemiyor. Peki ne olsun her şey? Bilmiyorum demek istediğimi anladım. Yani şu an Aydın zaten. Büyükşehir Belediye Başkanı olan Özlem Çerçoğlu'na Çin'e Belediye Başkanı Enver Saadettin Çerçoğlu eleştiride bulunsa o gün Çin'e yok sayılır. Büyükşehir nezdinde. Ya bizden örnek verme. Bizden öyle olma. Ya da yani, Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok iyi geçinenler çok iyi hizmet alır. Ya, yani tam tersini de düşünebiliriz. Yani, İnsanız sonuçta yani. İnsanlar biraz hani yo, bunu övünmeyi sever yani. Aynı spor kulübüne de götürebiliriz. Aynı şey. Her şey aynı şey. Yani makamda olan insanlar. Evet. Ama ben siyasette çok uzun süre kaldığım için eleştiri makamdaki insanları diri tutar. Evet kesin. Ve çalışmanı sağlar. Ya aman ya Mehmet gelecek şimdi bir laf söyleyecek. Eyvah dersim iyi çalışayım dersin. Doğru mu? Evet. Ben şimdi CHP-CHP birleştiği zaman 50 kişiydi yönetim kurulu üyeli. İsmet Soranlar, Eyüp Kandeherler, yani Muharrem Sökeliler, Münir Ağbaboğullar falan. Yani düşün Aydın siyasetinde, Cumhuriyet Halk Partisi sol siyasette uzun süre mücadele etmiş bir sürü insana il başkanlığı yapıyorsun. Değil ve 50 kişi çok uzun, yani çok büyük bir rakam. Yani orada da görseniz böyle ne... O kadar o muhalefet beni çok diri tuttu, çok çalıştırdı, çok emek vermemi, çok şey öğrenmemi de sağladı. Yani muhalefet aslında iyi bir şeydir siyasette. Ama nedense... Aslında bu anlattığınız AK Parti'nin kuruluş felsefesinde de var. Yani bütün şeylerden... Ama uygulamasında yok. Yani AK Parti uygulamasında mı yok ama yok, şeyde var. İlk yıllar bir heyecan var, şey var. Sonra yavaş yavaş 2007'lerden sonra... Dağılan. Ama 2007 tabii o ilk başlardaki insanların birçoğu zaten siyasetten ayrıldı. Erkan Mumcular, Abdülhatif Şenerler. Bursalı bakan arkadaşımız vardı evet. Onlar da yani başka daha demokrasi yerleştirecek, daha demokratik bir ülke olacak varsayımıyla AKP'ye herkes ilk kuruluşunda gönül verdi işte. Ama daha sonra her siyasi iktidarın uzun sürede yaptığı gibi iktidardan düşmemek için onlar da demokratik hakların askıya alınmasına yönelik uygulamaları başlattılar. Tabii ülkelerde bazı çok zor durumda olduğumuz alanlar var. Onları herhalde bir dahaki şeyde söyleyeyim. Yani koalisyonlar istenmiyor ama zannediyorum koalisyonlarla ülke daha iyi yönetiliyor. Yani Avrupa ülkelerinde koalisyonlarla senelerdir yönetilen ülkeler var ve başarıyla yönetiliyor.
Bizde nedense aksine bir görüş hakim. Yani evet, koalisyonlar belki birbirlerinin yapmış olduğu hataları frenleme konusunda farklı şeyler söyleyebilirler ama Türkiye'nin tabii temel sorunu bence siyasal partilerin gerçek birer parti olamayışından kaynaklanan sorunlardan geliyor yani. Siyasi partiler kanununda bir sıkıntı var. Tabii kesinlikle. Seçim kanununda, seçim kanununda değişiklik var yani. Peki evet, Sayın Vekilim, şimdi AK Parti İl Başkanlığındaki değişim, bir de İYİ Parti var artık siyaset arenasında. Bu nasıl yansır aydın siyasetle? AK Parti'nin değişme, İYİ Parti'nin de siyaset arenasına girmesi. İYİ Parti'nin tabii neler yapacağını önümüzdeki günlerde kendilerine yapacakları performansa bağlı. Biraz öyle görüyorum. Genel başkanların konumuna, yöneticilerin konumuna bağlı görüyorum. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık çok büyük bir düşüş ve hızlı bir düşüş içerisinde olduğundan, yani Ahmet Ertürk ya da bir başka siyasetçinin il başkanı olarak artık bu kötü gidişe dur diyecek bir noktada olduklarını da düşünmüyorum. Hem yerelde hem de genelde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık büyük bir MHP ile yapacakları ittifak nasıl şekillendirir? Milliyetçi Hareket Partisi ile... MHP artık son günlerini yaşadığını düşünüyorum. Yani kimse alınmasın. Bahçeli'ye oy vermiş olan birçok yurttaşın bu amaçlarını bilseler de ben vereceklerine inanmıyorum. Zaten ilk seçimlerde yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin barajı aşacağını tahmin bile ettim. Peki İYİ Parti sadece MHP'den mi oy olur yoksa CHP'den mi, AK Parti'den mi? Yani siyasi partiden alabilir. Doğaldır yani. Bir siyasi parti kuruluyorsunuz ve bir başka, tabii MHP ağırlıklı alır. Doğruyu söylemek lazım. Peki değil Sayın Vekil, şey soracağım. Genel Başkan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir erken seçim çağrısı yaptı. Erken yerel seçim çağrısı yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabanda bunu nasıl değerlendiriyor? Tabanda bu hani olumlu karşılayan da var, olumsuz karşılayan da var bu şeyi. Sizce olmalı mı bir erken seçim? Vallahi şöyle bir şey söylemek gerekir. Eğer Türkiye gerçekten sıkışmış bir noktadaysa ve Türkiye'de artık bir siyasal parti kendi belediye başkanlarına istifa etme zorunluluğunda bırakıyorsa, hatta bir tanesinin hanımını bir gün karakolda tutup, emniyette tutup, büyük tehditler altında bir şeyler yaptığı iddiaları Türkiye'de kol geziyorsa, bir yerel seçimin olmasında, genel yerel seçimin olmasında yarar var diye düşünüyorum. Yani bu arkadaşlarımız demokrasi diyoruz, seçimle genel seçimle gitsin diyoruz. Sen seçildin ama diyor, ayrıl diyor. Neden ayrılacağım diyor. Ayrıl diyor, seni ben seçtim diyor. Beni halk seçti, hayır diyor, ben seçtim diyor. Doğru mu? Bunu yaşıyoruz Türkiye'de. Şimdi diğer sivil toplum örgütlerinin hiçbirisi de ortalığı ayağa kaldırmıyor. Şimdi ben eğer olsam, ben böyle bir şey olsam, eğer bir şey yemediysen, çiğ yemediysen, bir abidik gubidik yapmadıysan, hadi oradan derim. İstifa etmiyorum derim. Doğru mu? İstifa ediyorsan var bir şeyin kardeşim. Korkuyorsun demek ki. Bir de bir şey var tabii. Bu belediye başkanlarının ilk seçildikleri gün mal varlıklarıyla, şimdiki seçildikleri gün, ayrıldıkları gün mal varlıkların da karşılaştırılmasını gerektiğine inanıyorum ben. Melih Gökçek nereden nereye gelmiş? Kardeşi kaç tane otel almış bilirim. Doğru değil mi? Kamuoyunun bunu bilmeleri gerekmiyor mu? Doğru değil mi arkadaşlar? Şimdi ne için yapıyoruz siyaseti? Topluma hizmet için yapıyoruz. Birileri topluma değil de kendine hizmet ettiyse bunun bedelini ödemesi gerekmiyor mu? Ama o adam otelde... Bu bedel ödenmesi gerekmiyor mu? Bu bedelin ödenmeyecekse istifa ile kurtulacak. Buna karşıyım ben. O aldıkları otellerde de topluma hizmet ediyorlar hocam. Doğru. Yani ben buna karşıyım. Eğer bakın, siyasetçinin yaptığı yanına kar kalmazsa, affedersin, yanına kar kalmazsa, siyasetçi yaptığının bedelini öderse bir daha hiçbir siyasetçi öyle numara yapamaz. Abi işte öyle hile yapamaz. Ben, öyle numara yapamaz. Benim hırsızım iyi. Olmaz böyle bir şey. O zaman CHP, bunu, adam, CHP adam bunu çok iyi anlatamıyor. 500 bin yani dolar verdim diyor. Daha ne anlatacak kardeşim ya? Rica ederim. Peki, ya. 500 bin dolar verdim diyor Avrupa Birliği Bakanı'na adam. Daha ne anlatacak ya?
Cumhurbaşkanı demişti ki... Halk Bankası Genel Müdürü'nün evinde dolarlar bulunuyor, dolarlar, eurolar bulunuyor. Daha ne olacak? Hakan Şükür koymuş diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Rica ederim ya. Onlar FETÖ'nün tezgahı olamaz. Olur mu? Rica ederim ya. Böyle bir şey olur mu? Çıktı işte adam, neden çıkacağı belli değil daha. Daha başka şeyler var Türkiye'de. Türkiye'nin şimdi, başının daha çok ağrıtacağı olaylar var. Bu Reza Zarrab, bir de Zencani miydi o çocuğun adı, evet, o idamı var. Bir tane daha var. O da Küba'da yakalandı. Küba'dan, Küba İran istedi, bana ver dedi. Hayır, vermedi Küba. Küba Rusya'ya verdi. Rusya İran'a teslim etti. Şimdi o çocuğun da yargılanması İran'da başlayacak. Esas bir de o çocukta da bir sürü şey var. Daha neler olacağını, yani biz... Türkiye'de böyle kara para aklama konusunda ya da uluslararası kararları derme konusunda çok zor durumlara düşen bir durumda da olabileceğiz. Ne olacağımız belli değil. Çok kötü bir durumdayız. Siyaset açısından, dış politika açısından ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bu karanlık içerisinde yani bir çıkış yolu belki erken yerel seçim yani olabilirdi. Peki şey dedi. Bunun üzerinden Türkiye'yi sıkıştırma politikası da olmaz mı? Şeyleri temizliyoruz. Siz de temizleyin. Genel başkana, muhalefete bu şekilde seslendi. Siz de kendi içinizdekini temizleyin şeklinde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de yani, bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer bizim partimizde de böyle yapanlar varsa onlarınkinde hesap sorulsun. Bizimkinden de hesap sorulsun. Bundan daha açık bir şey olabilir. Ben siyasetçi olarak böyle düşünüyorum. Yani onlar yapınca günah tukaka da, bizimki yapınca aferin diyecek halim yok benim. Ben böyle bir siyasetçiyim. Yapanın yanına hiçbir şey kar kalmamalı. Ya ben de şunu anlamıyorum. Hani işte Ankara'da Melih Gökçek örneğini verdik. Yani bu adam 4 dönem 5 dönem belediye başkanı. İşte mal varlığı ortada. Siyasete geldiğindeki mal varlığı ortada. Ya niye Ankaralı bu adamı tercih ediyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi anlatamıyor mu orada halka kendisini? Yok, biz tercih etmedik. Biz seçimi kaybetmedik. Seçim kazandığımız seçimi çaldırdık Melih Gökçek'e. Son seçim için. Kaybetmedik ki seçimi. Kazandığımız seçimi kaybetti. Çaldılar bizim seçimi. Makamı çaldılar bizim yani. Şey olduğunda olmaz ki böyle bir şey. Yüksek Seçim Kurulu diye bir kuruluyor. O sadece birilerinin güdümünde hareket eden bir yapıya büründü. Tayyip Erdoğan sizin intikamınızı almıştı Melih Gökçek. Kim? Melih Gökçek'ten intikam almış olması. Melih Gökçek yine kurtardı. Almadı. Evet. Kurtardı Melih'i. Melih'in yargılanması gerekiyor. Eğer bir suç işlediyse, eğer yaptığı yanlışlar varsa ki var, ben bazılarını özel bilen bir kişi olarak var. Benim bildiğimi devletin bilmemesi zaten mümkün değil. O zaman bir de yargılanmıyorsa istifa et, kapatalım. Siz aynı zamanda hukukçusunuz yani bildiğiniz şeyler varsa gidin. Devlet de biliyor. Yani devlet de biliyor, merak etme. Onlar söyledi bize. Şimdi ağzımızı şey yapıyorsun sen, açıyorsun yapma. Devletin etkili ve yetkili olan kişilerinden öğrendiğimiz bilgiler bunlar bizim yani. Kendimizin uydurduğu falan değil. Peki, ben tersi anladım da yani benim bildiğim dediğiniz şeyler yani, sizin bildiğiniz şeylerse gidin şikayetçi olun anlamında söylemiştim ben de. Hayır, devletin bildiği, onların hepsinin tutulduğu, bilgilendiği, evet, herkesin bildiği, makamların bildiği, o bilgilerden... Ya ben sizin bu anlattıklarınızdan sonra iyi ki de Melih Gökçek görevden alınmış diyorum. Ben uzaklaştırılmış diyorum. Ben tam tersine yargılanması gerektiğini ya söylüyorum. Bir ötesi. Hayır, olur mu? Neden aldın? Neden aldın? Yine yargılayabilirsin. Hadi. Şu an şey de gerekmiyor. Yani ya neden yargılanmıyor? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani niye yargılanmıyor? Ya da niye aldın? Hatta mal varlığını şeyi kaçırdığı falan iddia ediliyor. Bütün mal varlığını. Bu süreç içinde. Bir süre verildi falan. Olabilir tabii o kadar çok. Belki yurt dışını kaçacak yani. Efendim bölümün sonuna geldik. Ne zaman geldik? İkinci bölüm başında tekrar kaldığımız yerden devam edelim isterseniz arkadaşlar. Sevgili seyirciler bu bölümün sonuna geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Lezzetiyle alışkanlık yapan Arıcıoğlu Böreğin sunduğu 5G 1K devam edecek. Lezzetiyle alışkanlık yapan Arıcıoğlu Böreğin sunduğu 5G 1K devam ediyor.
İyi akşamlar sevgili seyirciler. 5G 1K ile 2. bölümle tekrar karşınızdayız. Konuğumuz Aydın CHP milletvekili, 20, 23 ve 25. dönem milletvekilliği yapmış CHP Aydın milletvekili Mehmet Fatih Atay. Gazeteciler soruyor, vekilimiz soruları cevaplıyor. İkinci bölümün başında ben Sercan Örün'e veriyorum ilk soruyu sormak üzere. Buyur Sercan. Sayın Vekilim, şimdi ilk bölümde il başkanlığı adaylığınızdan falan konuştuk da tabii Aydın siyasetinde şey de konuşuluyor. Yani sizin efeler belediye başkan adayı olabileceğiniz de konuşuluyor. Bununla ilgili durum nedir? Çok, çok teşekkür ederim. Yani istenirse yani. O sizin olmanız öngörülürse oraya da aday olur musunuz yani? İl başkanı olmam isterse olurum dediniz. Yani il başkanlığı konumu farklı bir konu. Mutlaka. Neden? Çünkü il başkanlığı genel başkanı temsil ettiğiniz bir makam ve örgütün en üst düzeyi, belediye başkanları ve ilçe başkanlıkları en üstünde ilde temsilci konumundasınız. O nedenle çok önemli bir görev. Partinin il düzeyinde yönlendirmesini yapıyorsunuz. Çalışma sistemini kuruyorsunuz, örgütleniyorsunuz. Yapılacak olan eylemlere önderlik yapıyorsunuz falan. Farklı bir durum o. Ama diğer şey belediyecilik. O belediyecilikle ilgili olarak şimdi bir belediye başkanımız var. Belediye başkanımız görevinin başında. Daha seçimlere de Gülay erken olabilir belki diyor ama belki olabilir, belki olamaz. Yani size de yansıdı mı yani böyle şeyler? Bu tür konuşmalar size de yansıdı mı yani? Yansıyor tabii doğal olarak. Benim zaten Aydın'a geldiğim zaman böyle bir değişiklik oldu. Allah Allah, Fatih Atay Aydın'a geldi. Neden geldi? Kesin bir şey var. Herhal değil, herhal değil. Yani benim buraya gelmemle ilgili olarak işte önce işte il başkanı adayı olacak, işte Efeler Belediye Başkanı olacak, bir daha milletvekili adayı olacak dediler. Büyükşehir düşünmüyorsunuz ben... galiba. Genel başkanı. Çok teşekkür ettim ben tabii. Bunu yakıştıranlara da teşekkür ediyorum yani sağ olsunlar. İyi niyetle söylüyorlar, kötü bir amaçları yoktu söyleyen arkadaşlarımız. Ama işte dediğim gibi yani bunlar gün geldiği zaman örgüt talebi var ise öyle olabilirsiniz. Hemen ben olacağım. Yani uygun değilseniz olamazsınız zaten. Anlatabildim mi? Yani eğer uygunsanız olabilirsiniz. Şartlar uygunsa tek kriter bu olabilir mi? Yani Sayın Kılıçdaroğlu Kuşadası'nda muhtarlar toplantısına geldiğinde Özlem Çerçioğlu'nu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak zaten açıkladı. Evet. Şimdi bakıyoruz işte Söke'nin Büyükşehir'le sıkıntısı var. Kuşadası'nın sıkıntısı var. Efeler'in sıkıntısı var. Yani benim kendi öngörüm bir sonraki seçimde Özlem Çerçioğlu'nun istemediği bir başkan burada olmaz. Öyle demeyelim de şimdi bu bizim partimizin kendi iç işleriyle ilgili bir sorun. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi yani bir kişi istemedi diye bir başka arkadaşlarımızın olmayacağı anlamına gelmez. O da çok yanlış bir değer yargısı. O arkadaşlarımızın seçilirken Özlem Hanım bunlar olması konusunda ısrarı olmuştur. Evet. Fakat şimdi git bunlar olmasın demesinde belki o kadar beklediği yani gibi olmamıştır. Yani bu kadar sıkıntı da, aynı partide yani, bu kadar sıkıntı yaşanması yani Özlem Çerçioğlu'nun dedikleri olacak, demedikleri olmayacakmış gibi bir durum yaratıldı. Ama ben Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayım benim 2 sene öncesinden belliyse ben kendi çalışacağım kadroyla kendim seçmek isterim. Bu çok doğal hakkım yani. Yani elbette çalışmak istediği kadroyu insanlar seçmek ister ama genel sekreter atamıyorsunuz. Genel sekreter yardımcısı atamıyorsunuz. ASKİ genel müdürü atamıyorsunuz. Bir ilçeyi yönetecek olan bir belediye başkanını elbette ki o ilçede siyaset yapan arkadaşlarımız da karar vermeli. Ha, Özlem Hanım da yani tercihini söylemeli. Belki parti yönetimi yani ön seçim kararı alıyor. Yani her şey olabilir. Hı-hı. Yani bu mesela bir genel merkezinde ben falanca aday olsun ilçe başkanlığına demesini de doğru bulmuyorum. Neden? Onu karar veren MYK ya da parti meclis üyeleri o ilçeyi hayatında belki hiç gitmemiştir. Kimin siyaseti yaptığını da bilmiyordur. Anlatabildim mi? Hı hı. O siyaseti oradaki partilerimiz, halk yapıyor. O insanların tercihlerini hiçe sayarak birilerinin yukarıdan aşağı şu olsun demesinin çok doğru olduğunu düşünmüyorum ben. Zaten yani ilçelerimizde bizim çok büyük sorun yok. Adaylıklarımızla ilgili olarak çok büyük sorunlar yaşayacağımızı da ben düşünmüyorum. Bazı arkadaşlarımız elbette kimisi bırakmak istiyor. Yani bazı arkadaşlarımız var. Kimisi bırakmamak istiyor. Günü geldiği kim zaman onlar hepsi... bırakmak isteyen yani kim? Yani onlar şimdi söylemek çok uygun değil. Şimdi sen de hemen şey. Yani kimisi ben ya ama halk öyle bir şey oluyor ki ben bir daha olmak istemiyorum. Yoruldum diyor. Hayır arkadaş olacaksın diyor. Sen ne kazanacağız diyor. Mecburen oluyor arkadaşımız. Yani bırakmak isterken yani yorgunluktan zor bir şey belediye başkanlığı yapmak. Kesinlikle yani 24 saat görev içerisindesiniz. Kolay bir şey değil yani.
Yani bir de insanların doğumundan ölümüne kadar belediyeyle işi oluyor. Yani her evet. türlü sorununuzu onunla yapıyorsunuz. Bir de tabii bu büyükşehir yasası da kötü. Bütün şehir yasası da kötü bir şey. E sokakların bir kısmı işte ona mı ait, buna mı ait bir sürü sorunlar çıkıyor falan. Onları biz kendi içerisimizde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısı içerisinde demokratik bir şekilde uzlaşarak çözeriz. O konuda hiç kimsenin bir endişesi olmaz. Sayın Genel Başkanım, Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda ki sözünün yanlış yorumlandığını, daha doğrusu yanlış aksettirildiğini de düşünüyorum. Çünkü orada net bir şekilde Özlem Çerçoğlu bizim bir sonraki yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımızdır demiyor. Ben destekçinizim diyor. Size destek olacağım diyor. Yani demek istiyor ki benim de üstümde bir karar organı var. Yani bu kesin bir şey olarak lanse edildi. Öyle değil bence. Yani ben, Özlem Çerçoğlu olmayabilir. Belki parti meclisi başka bir karar alır. Der ki Aydın'da ön seçim yapıyorum Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Burada 3 tane aday çıkar belki. Belki de Özlem Çerçoğlu'nun önünde başka bir isim çıkabilir ön seçimde. Onu da uymak zorunda kalır. Yani ben yani orada net bir ifade yok aslında. Yani o söze bakıldığında. Öyleyse yani ben Özlem Çerçoğlu'nun değişeceğini, aday yapılmayacağı konusunda bir algı içerisinde değilim. Yani Özlem biz de, Hanım, biz de değiliz Özlem ama. Hanım bir bayandır. Büyükşehir evet. Belediye Başkanı'dır. Yani kimisi beğenir, kimisi beğenmez ama kendisiyle ilgili olarak toplumda bir beğeni vardır. Seçimleri kazanma ihtimali çok yüksektir. O nedenle yani siz yani Mehmetciğim sen şimdi genel başkan olsan neden değiştireceksin? Ben değiştireceğim yani, demiyorum. Söz, ben sözün gelişi. Genel başkan olarak mesela genel başkan olarak kendimi düşünüyorum. Ya neyi değiştireceğim? Ya da onun değişmesi için ne yapacağım? Yapmam ben yapmam şahsen yani. Hani kazanacak genel, olan bir insan var. Ama evet. Ama ben genel başkan olsam 2 yıl önceden de bir diktede bulunmam ben. Ama da, dikte etmedi diyorsun. Şimdi ya de bu yani etmedi. Etmediyse sorun yok yani zaten. Sorun yok o zaman. Ben çünkü çok hassas. O cümleyi tam hatırlamıyorum. Ben tekrar tekrar izledim. Çalışmalar için destekliyoruz. Destekliyorum der gibi bir şeydi. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra sizin destekinizin bir sonraki ikinci, evet, evet. ikinci beş yıl içinde destekçinizim dedi. Evet, öyle evet. bir ifade. Olabilir, ama olabilir. Yani ben o konularda yani hani bizim adaylarımızla ilgili olarak hiçbir sıkıntımızın olacağına, o arkadaşlarımızla ilgili bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum ben. Bunlar günü geldiği zaman konuşulacak, yapılacak işler. Benim ilk bölümde bir sorun var, biraz havada kaldı. Öyle şimdi, mi? Hangisiydi? Eski milletvekillerinin il başkanı olması. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın eski milletvekili olması, Efeler Belediye Başkanı'nın eski bir milletvekili olması, Aydın'da siyasetin kalitesini nereye getirir diye bir sorun vardı. Orada yani ben inanmıyorum Ahmet Ertürk, AK Parti'nin il başkanı Ahmet Ertürk'ün Özlem Çerçoğlu'yla anlamsız böyle bir didişmeler içine gireceğini, yani çocuksu siyaset yapacağını düşünmüyorum. Yani neticede sosyal medya siyaseti yapacağını hiç düşünmüyoruz zaten. Yani Facebook siyaseti, Twitter siyaseti de yapmayacaklar. Yani gerektiğinde bir sıkıntı varsa birebir temas kurabilecek kalitede insanlar şu an bence. Doğru. Yani bu Aydın'ı ne kazandıracak? Ben onu sormuştum size. Siz kısmen cevapladınız. Başka soru gelince şeyi kaçmıştım biraz. Yani Aydın'la ilgili olarak yapılacak olan işlemlerin çok var. Nasıl evet. var? Siyasal iktidar, yerelde biz iktidar olduğumuz için buraya yatırım yapmıyor. Neden? Bunu Türkiye yapmıyor. Yani stadyum, yer verin yapayım diyor mesela. O giden eski bakan vardı ya Samsunlu. Evet. Yer verin yapayım diyor. Yani Aydın da yer istedi de verilmedi mi? Rica ediyor. Stadyum yok. Afyon'da 3. ligde, Bal Ligi'ndeydi Afyon'un takımı. Müthiş bir stadyum yaptılar. Milyonlarca evet. dolarlık yatırım. Yalnız stadyum da değil. Milyonlarca dolarlık yatırım evet. yaptılar Afyon'a. Bir başka yeri aynı şekilde. Ama Aydın'a Nazilli var, Aydın var. Nazilli stadını gördünüz, Aydın stadını gördünüz. Şehrin içine kaldı. Daha güzel de. Ben bir de şunu çok önemsiyorum. Gerçi spora sonra girecektik ama. Şimdi buyurun, girmiş olduk. Şimdi yani ben hizmet babından önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde Türkiye'nin bir spor organizasyonu alma konusunda kararlı olduğunu görüyorum. Yani evet. Türkiye bir 10 yıl içerisinde mesela Aydın'da ne bileyim 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otellerin çok yapılmasını istiyorum. Yani o organizasyonları alabilmeniz için, ile gelebilmesi için işte otel kriterleri var. Ne bileyim lokanta kriterleri var, park kriterleri var, birçok ulaşım kriterleri var. Melih Gökçek'ten destek istenebilir. Melih Gökçek artık onu tabii otel konusunda tabii Melih
otelin altına tekerlek koyarak buraya getirebilir. O konuda bir sıkıntı yok. Yakın zaten onun aldığı oteller buraya. Denizden de yüzdürerek Menderes'ten getirebilir. O doğru ama bunları yapmaz isek yarın Türkiye'de, yarın derken yani o 5 yıl, 10 yıl sonra aldığımız zaman bu organizasyon tüh tüh niye Aydın'da bunu ne bileyim işte 10 takımın, 8 takımın, bütün insanların, İngilizlerin, Fransızların gelip de burada 15 gün yani günlerce kalacağı bir organizasyonu kaçırdığımız hayıflanırız. Bunu hayıflanmamak için, bu organizasyonları için bu kriterleri yerine getirecek olan bir plan proje yapmamız gerektiğini düşünüyorum yani ben. Spor açısından da bu düşünce içerisindeyim. Peki Sayın Vekilim ben şurada araya gireceğim de. Yani bir öyle büyük bir organizasyon, bizim her şeyden önce bir tesisimiz o organizasyonla karşı. Yani tesisten geldik oraya yani tesisimiz yok. Tesisimiz yok da yani mevcut ciddi anlamda bizim Kuşadası'nda önemli otellerimiz var. Bu otellerin sahaları var. Yani neden biz normal önce bir bu Türkiye'deki spor turizminden faydalanamıyoruz ki? O büyük organizasyonu. Şimdi orada iki tane otelin sahası var. Diğer otellerle ilgili olarak bir defa spor sahası ile ilgili olan sorun var. Spor alanları çok kısıtlı Kuşadası'nda. O spor alanlarının olduğu yerlere hem Kuşadası Belediyesi hem de Büyükşehir birçok sahalar yapmak istedi. Organizasyonlar yapmak. İmar planında birçok sorunlar çıktı. Birçok şeyler çıktı. Olmadı ya. Bazıları beden terbiyesi gençlik spor gençlik il müdürlüğüne bağlı. Onlara tahsis edilmiş yerler. Onların verme konusundaki biraz nazlanmaları bu sefer sizin iştahınızı kapatıyor. Birçok şeyi yapmakta kaçınıyorsunuz. İşte ben milletvekili olduğum zaman da çok söylemiştim. Yani bizim Didim ve Kuşadası'ndaki bu otelleri kışın kapalı kalmasını engelleyecek şekilde bir futbol turizmini açmamız gerekiyor. Çünkü iklimimiz buna müsait bizim. Şimdi Antalya'ya kaç takım geliyor desem belki yani 2500'den fazla benim bildiğim takım geliyor. Yani kişi değil takım geliyor arkadaşlar. Şimdi o kadar çok yoğun olan bir turizmi siz Türkiye'de belirli bir kısmını yani 100 takım, 500 takım Kuşadası'na ya da Didim'e birlikte götürdüğünüz zaman onlara turizm açısından, kalkınma açısından, oradaki insanlarımızın hem istihdam açısından korkunç bir katma değer yaratıyorsunuz ve gelir elde ediyorsunuz. Birçok çocuğumuz kışın ne yapacağını bilemiyor. Bıyıklı'da artık kavun ekilmiyor. Neden? Çünkü otellerde müşteri yok, otellerde alay yok. Satamıyorlar ürettikleri malları. O nedenle birçok sorunlar yaşıyorlar. Yani takım oyunu sorunu. Böyle bunu yapmamız gerekiyor. Yani bunu birlikte yapmamız gerekiyor. Yani kimimiz havaalanı diye tutturdu. 7 yıldır havaalanı diye gidiyoruz yani. Hani bunlar da yani bazı şeyler de gerçekçi olması gerekiyor. Olmuyor yani yapmıyor. Bakan yapmıyor, başbakan yapmıyor. İktidar bunu yapma yanlısı değil. Başka şeyler isteyelim. Üretime yönelik şeyler isteyelim. O ürettiğimiz olan şeylerin satılabilecek olan kargo uçaklarının yönetildiği yani kalkabildiği, gidebildiği bir organizasyon kurulmasını sağlayalım. Bir başka şeyler yapalım. Olmuyor yani üretime yönelik bir şey yok Türkiye'de ve Aydın'da. Buna yönelik de bir şey yapılamıyor. Yani bununla ilgili iktidarın Türkiye'de ve Aydın'da geri kalmasının nedeni bu. Türkiye'de aldığı oyun %15 eksiğini alıyor Aydın. Neden? Yani, hiçbir şey yapmıyor. Yani aslında hiç çok mantıklı şey değil mi? Yani ben burayı almak istiyorsam buraya her yatırımı yaparım. Halka kendimi anlatırım. Yani derim ki ben bunları yapıyorum. Halk da evet bu bunları yapıyor deyip oy verir. Yani bu genel sistemde bir yanlışlık var. Yani burası benden buraya yağdırayım. Burası benden değil buraya hiçbir şey vermeyeyim. Bu çok doğru bir siyaset değil. Dediğiniz çok doğru. Yani bu siyasetle o bir şey yapamasın, toplumun gözünde küçük düşsün. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çarçıoğlu küçük düşsün. Bu sebeple de benim partimin adayı kazansın, ben ondan sonra bir şeyler yapayım. Bu doğru bir şey değil. Peki Sayın Vekil, yani ne yapması gerekiyor iktidarın bu şeyde? Ne yapması gerekiyor? Üretim derken. Vallahi Denizli ne yaptıysa bize de aynısını yapsın arkadaş. Birçok ile neler yaptıysa, ne kadar katkı yaptıysa, neler yapabiliyorsa bize de aynısını yapsın. Biz farklı bir şey istemiyoruz ki. Gaziantep'e yapılan yardımların Türkiye'de ya düşünün. Bu ülkede bir farklılığımız var bizim.
Bizim Türkiye'deki %25 insanlar kırsal kesimde yaşıyor, %75'i kent merkezinde yaşıyor. Bizde 40'a 60. Neden? Evet. İnsanlar hala da umutlarını kırsal kesimdeki gelirlerinde yaşama savaşı veriyor. Şimdi bizim bir defa ziraat, tarımla ilgili olarak çok doğru şeyler yapmamız gerekiyor. Kalkınmamızı biz öncelikle tarımda insanlarımızı zenginleştirmekten geçmesine gerekiyor. Biraz önce size örnek verdim, Hollanda örneğini. Evet. Hollanda örneğinde neden? Kooperatifler çok güçlü, sistem farklı. Hem üretici kooperatifleri çok güçlü, hem toprak sahiplerinin kooperatifleri çok güçlü, hem de işçilerin kooperatifleri çok güçlü. Şimdi siz bunların hepsini bir araya getireceksiniz, bir sistem oluşturacaksınız. Kimsenin birbirine zararı olmaksızın üretim, elde edilen üretimin dünyada satışını sağlayacak bir sistem kuracaksınız. Bunu kurmuyorsunuz. Kurmayınca kim zarar görüyor? Kırsal kesimde yaşayan insanlarımız zarar görüyor. Düşün, zeytinin kilosunu, zeytinyağı para etti kaç yıldır, anca para etti. İnsanlar zeytinleri toplamaya bile gitmezdi. Şimdi zeytinyağı para edince herkes her ağacından bir iki tane zeytini bile bakar oldu. O kıymete bindi. Neden? Değer elde ettiği için, gelir elde ettiği için. Eğer bir şeyler kazanmış olsa insanlar gerçekten elindeki bütün varlıklarını çok iyi korurlar, çok iyi bakarlar. Daha fazla ürün alıp daha fazla kazanç elde etmek için uğraşırlar, uğraş verirler. Ama ne yapsın, insanlar süt hayvancılık yapıyorlar, süt elde ediyorlar, sütü satıyorlar, sütün fiyatıyla yem fiyatlarını karşılaştırıyorlar. Her yıl geriye gidiyor, her yıl geriye gidiyor. İnsanlar bir noktadan sonra elbette bunalıyor. Yani borçlarını ödeyemez hale geliyor. Herkes borç içinde. Türkiye'nin borcu çok yüksek. Yatırım var mı? Yatırım yok. Yaptırım yapıyoruz Fatih Bey, böyle doğru söylüyor. Neden doğru söylemiyorum ya? Köprü yapıyor. Dış borcumuz yok. Nasıl yapıyoruz köprüyü? Devlet garantisiyle yapıyoruz. Nasıl buluyorsunuz krediyi? Devlet diyor ki şimdi bunu kim yapacak? Falanca yapacak. Ay şirket alıyor ihaleyi. Köprü geçişi. Hakkari tek adam, hayatında İstanbul'a bile gitmeyecek olan adam köprüden para ödüyor şimdi. Bu hak mı, adalet mi arkadaşlar ya? İnsanların hiç hayatında geçmeyecekleri köprüye bir bedel ödemesine hak verecek, hak görecek bir anlayış olabilir mi? Bu ayıp değil mi? Bu doğru bir şey mi ya? Ama biz işte kalkınıyoruz. Böyle kalkınma olmaz. Köprü yaparak kalkınma olmaz arkadaşlar. Üretim yaparak kalkınma olur. Elbette ulaşım ağlarını kuracaksınız, elbette yollar yapacaksınız. Doğaldır bunlar ama üretim yapacaksınız. Oradan insanlar üretim yapmıyorsanız, insanları zenginleştirmiyorsanız nasıl gideceksiniz? Örnek vereyim. İngiltere'deki spor, İngiltere'de Premier Lig'in televizyon gelirleri kaç para? Futbol Federasyonu milyar dolar. Türkiye'de daha düşük. Yunanistan'da daha düşük. Neden? Bunlar ülkelerin zenginlikleriyle ilgili bir şey. Türkiye'de oynanan maçlara bakın. Maçlarda kaç kişi geliyor? Kimse gelmiyor maçlara. İnsanların paralarıyla artık hem kombine alamıyorlar, hem maçlara harcayacak olan paraları kalmıyor. Bir lira yapıyorduk maçları. Doğru mu? 1 lira yapıyorduk maçları. 10 lira yaptık, bir defa da olay oldu, hatırla. Evet. Doğru mu? Önemli bir maç, 10 lira yaptık, olay oldu, 1 lira yaptık herkes. Neden? İnsanlar 10 lirayı bile verecek güçleri olmadığını gösteriyor. Halbuki insanlar zevk aldıkları bir şeyler için harcama yapmaktan hiçbir zaman çekinmezler. Ama toplum öyle bir yapıya geldi ki artık yani insanlar... O zaman Aydın Spor'a zevk vermemiş demek ki o taraftara. Çünkü taraftar tamam. Yağmurda, çamurda yanındayız, en fazla fedakarlığı biz yapıyoruz diyen taraftar eğer 10 lira vermiyorsa zaten gelmesin yani. Yani öyle diyorsunuz da insanların yani gerçekten... Tribünde yoksa... yönetimi istifaya davet etmek kolay, hocayı istifaya davet etmek kolay, futbolcuya küfür etmek kolay, hakeme küfür etmek kolay. Her şey iyi olsun istiyorlar ama küfür iyi bir şey değil. 10 lira deyince bile fiyatı de korkmamak lazım. 10 lira verince daha çok daha çok. Abi daha çok küfür etsin de. Yani hem 10 lira vermiyor hem de diyor ki işte kulüp iyi yönetilmiyor. Ver kardeşim, sen elini taşın altına koy. Şimdi sen böyle diyorsun da Emciğim haklısın. Ama insanlar zor yaşıyorlar. Bir de insanlar tabii iyi bir eğitim almıyorlar artık Türkiye'de. Türkiye'de düşünün artık, yani ben dilim artık varmıyor. Teok, zeok, meok, yani kelimeler de bitti. Bir lise giriş sınavları, yani
Bakana soruyorlar, bu sene nasıl olacak diyorlar, bilmiyorum diyor. Bakanın bilmediği bir sistemden çocukları hazırlıyoruz şimdi. Nereye? Bir yarışma olacak doğal olarak. Değil mi? Bir yarışma olacak. Sonuçta liseler var. O liselere iyi bir lise, iyi eğitim verdiği inanılan liseler var. O eğitim verdiği liselere girmek için insanlar yarışacaklar. Doğal bu yarışmaları. O yarışmalardan birileri öne geçecek. Oraya girme hakkı kazanacaklar. Birileri kazanamayacaklar. Bu sistem nasıl olacak diyorlar. Bilmiyorum diyor. Milli Eğitim Bakanı neyin ne olduğunu bilmiyor. Neden? Neden? Çünkü her şeyi Türkiye'de bir kişi karar veriyor. AK Parti'nin en başarısız olduğu konu eğitim diyebilir miyiz? Bir kişi karar veriyor. Sistem bu nedenle kötü. Diyor ki ben sevmiyorum bunu. Bu TEOG muydu neydi? Kaldırılacak diyor. Kaldırılıyor. Ben diyor şunu beğenmedim diyor. Bütçe gelmiş %40 arabalı motorlu taşıtları vergi koymuş değil mi? Ayıp ettiler bunu diyor. %100 düşürün diyor. Böyle bir şey olabilir. Rica ederim demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Böyle birisinin getirdin, yok ben beğenmedim, değiştirin. O değiştiriliyorsa esas vahim olan olay bu. Bir ya dakika, neye göre hesapladılar da getirdiler? Biz %40'ı getirdik. Bu %40 doğru bir hesaplama. Bu nedenle bundan biz vazgeçemeyiz. Bu doğru değil, bir şey değil diyemiyor kimse. Belki de kimse, bilerek yapıyorlar bunu. Kimse Cumhurbaşkanı'nın lafının üstüne laf koyamıyor. Şimdi doğru konuşalım. Var mı? Ben mecliste de dedim. Cumhurbaşkanı dedim, yoğurdu getirecek, bu siyah diyecek, beyaz diyecek, var mı içinizde dedim. Bir kişi dedi, bak dedim, seni bir daha yapmayacak dedim. Yapmadı o arkadaşımdan bir daha. Var mı dedim, var mı içinizde bir kişi? Yok arkadaş. Kötü olan bu. Cumhurbaşkanı yaptığı her şeyin doğru olduğunu inanıyor. Kimse de yok arkadaş yanlış yapıyorsun, bu böyle değildir diyemiyorsa sistem bu nedenle kötü. Zaten bir kişinin dediğinin geçerli olacağı bir sistem de demokrasi değil. Böyle bir şey de olamaz. Yani Cumhurbaşkanımız her şeyi bilme şansına sahip. Kimse her şeyi bilme şansına sahip değil. Demokraside kurallar vardır. Kurallara uyacağız. Uyacağız tabii hepimiz. Bu kurallar hepimizin birden demokrasi içerisinde özgürce, mutlu bir şekilde yaşamamız için konulmuş olan kurallar. Bu kurallara uyacağız ki bundan sonra kimse kimseyi rahatsız etmeyecek. Kural dışına çıkanlar bir müeyyidesi olacak, bir yaptırım olacak, bir ceza alacaklar. Onlar da bir daha öyle hata yapmayacaklar. Böyle demokrasi kurulur. Peki nasıl olacak? Hukuk kuralları geçerli olacak. Hukukun üstünlüğüne inanacaksınız önce. Hukukun üstünlüğüne inanmazsanız olmaz. Bu nasıl sağlanacak? Adaletle sağlanacak. Adaletin olmadığı hiçbir toplumda demokrasiden bahsedilemez. Türkiye'de kaç senedir adaletsizlik var? Yani bu sadece AK Parti iktidarıyla başlamadı. Aynen öyle bak. Bak kardeşim bak. Bundan önce hakimler, savcılar, yüksek kurulunda, şurada, burada adaletsizlikle ilgili hiçbir şey yoktu. Türkiye'de yapılan son anketlerde adalete, yargıya inanıyor musunuz dedikleri zaman %70'e yakın hayır çıkıyor. Rica ederim. Bu çok önemli bir şey. İnanmıyor insanlar. Kendilerinin adalete, adliyeye düştükleri zaman verilecek olan kararın adil olmadığı inancında toplumun yarısından fazlası. Böyle bir toplum olabilir mi? Böyle bir anlayış kim yaptı? Adalet ve Kalkınma Partisi yaptı. 15 sene önce yaptı? Nasıl yaptı? 15 sene önce adalete güveniyor muydu insanlar? Evet, güveniyordu insanlar. Hiç merak etme. Bu ülkede en güvenilen kurum Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. Başbakan birisini tayin ediyordu. O adam gidiyordu idare mahkemesine, Danıştay'a. Danıştay, evet haksız yere bu adamı atmışsın diyordu, getiriyordu. İsmail Cem TRT Genel Müdür oldu. TRT Genel Müdürlüğü'nden Ecevit MSP hükümeti, CHP MSP hükümetinde. Daha sonra Demirel hükümeti geldi, Milliyetçi Cephe geldi, İsmail Cem'i aldı. Danıştay'a gitti. Danıştay hayır dedi. İsmail Cem'in görevini layıkıyla yapmıştır. Bunu görevinden alman için haklı bir gerekçen yok dedi iktidara. Yani şimdi Türkiye'de oluyordu ama yargıdan dönüyordu. Adaletsizlik olmuyordu. Siyasi haksızlıklar oluyordu. O siyasi haksızlıkları adalet uygulayıcıları, mahkemeler, Danıştay, hakimler dur bir dakika diyerek idareyi durduruyorlardı.
ve haklı olanın hakkını teslim ediyorlar. Şimdi buradan buraya geldik. Şimdi ben sana açıkça söyleyeyim. 4 tane bakanı yolsuzlukla suçlanan 4 bakanı Türkiye'yi yargılayabildi mi? Yargılayamadı. Rezan Zarraf'ı Türkiye'yi yargılayabildi mi? Amerika yargıladı. Bu bizim için utanç verici bir şey. Çok utanç verici bir şey yani bu bizim için. Reza Zarraf suçluysa cezasını biz de vermeliydik. Bizde adalet yok mu? Bir Amerika'dan var adalet. Peki ne var? Dört bakan suçlu olduğuna bütün toplum, %92 toplum bunların suçlu olduğunu inanıyor. Ama biz yargılayamıyoruz, adaleti gerçekleştiremiyoruz. E bu haksızlık değil mi? Hukuksuzluk değil mi? Köydeki bizim vatandaşımız, çocuğumuz kavga ettiği zaman jandarmaya 2 gün gitmesin hadi. Hemen gereği yapılıyor. Ama burada yok. Bugün yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum. Geçen hafta bir kamu kurumuna gittim. Normal spor bir kıyafetle gittim. Yani bir köylü kıyafetiyle gittim, öyle diyeyim. Aynı kişiye bugün yine gittim. Ya dedi, kusura bakmayın ben size geçen hafta şey yapamadım dedi. O gün dedi sivildiniz. Bugün bu kıyafetle gitmiştim. Yani kıyafetle Türkiye'de hala iş yapılabiliyor. Lüks arabası olan insanlara itibar daha fazla oluyor. Tabii. Keşke insanlara... Paraya itibar. Güçlünün adaleti var. Kişilere itibar olsa. Evet. Kişilerin parası sahip olan. Olduğu değerlere itibar olsa. Bu maalesef günümüzde hala var. Geçmişte de vardı. Yani Türkiye'yi bu noktaya... Değişmesi gerekmiyor muydu? Yani mesela geçmişte oluyorsa şimdi olmamalıydı. Daha kuralları koymalıydı. Adaletsizlikler geçmişte de yok muydu? Yani vardı 28, ama 28 Şubat sürecinde yok muydu? 367 olayında yok muydu? Yani ama geçmişte olan şey şimdi de olacak sadece, diye bir kaydı yok. O zaman niye AK Parti seçimi, iktidar seçimi kazandı? Nasıl? Ya adaletsizliği sadece AK Parti mi getirdi bu ülkeye? Şunu anlatmak istiyorum. Düzelseydi belki. Şunu anlat. 367 farklı bir durum. Evet. Yani 28 Şubat çok farklı bir durum. Yani ikisini karşılaştırmak mümkün. Ama şu andaki adaletsizliği tanımlamak çok farklı bir durum. Şimdi Yargıtay üyelerinin hepsini bir kanun çıkardılar. Dediler ki sizin görevleriniz son verdik dediler. Ama ülke bir 15 Temmuz süreci yaşadı. Bak, Yargıtay üyesi, Türkiye'nin en üstündeki yüksek yargıçları hepinizi dediler Yargıtay üyeliğini sona erdirdik. Evet. E ne yapacaksınız? Biz dediler şunu şu kadarı indireceğiz ama sizin içinizden seçeceğiz dediler. Bir tanesi gidip dava açamadı. Dava açmaları da engellendi. Beklediler. Seçeni seçtiler. Seçmeyeni dışarıda kaldı. Kimisi tutuklandı falan o FETÖ. Ama olmayanlar da vardı. Sosyal demokrat olan genç arkadaşlarımız da vardı. Fakülte arkadaşlarımız vardı. Mesela onların bir kısmını seçmediler. Neye göre seçmedi? Hangi kritere göre seçmedi? Belli değil. Böyle bir olabilir mi? Cumhurbaşkanı seçiyor bunu. Hangi şeye göre seçiyoruz? Tek kişi Yargıtay üyelerini bir gecede çıkan kanunla Yargıtay üyeliklerini sona erdirdi. Ondan sonra belirli bir kısmını tekrar seçti. Belirli bir kısmını seçmedi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Dünyanın hiçbir yerinde yüksek yargıç olan bir insanları bir gecede kanunla çıkardın, kanunla yok sayacaksın, sonra istediklerini atacaksın. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Hukuk devletinde böyle bir şey olamaz, mümkün değil. Şimdi size bir örnek vereyim. Davalar açıldığı tarihteki konumlarına göre değerlendirilirler. Dava açtınız bugün, bugünkü yasalar neyse, hakkınız var ise yasalarca, o haklarını elde edersiniz. Sonradan çıkacak olan kanunlar sizin dava açtığınız tarihte hakkınızı gasp etmez, yok etmez. Ama dava açılan tarihte var olan hakları sonradan çıkardıkları kanunlarla yok saydılar. Yargıtay uydu, Yargıtay da uydu, istinaf mahkemeleri de uydu. Çok vahim bir durum. Şimdi sen bir hakkın var diyelim, açıyorsun davayı bugün. Bir ay sonra bir yasa çıkarıyorlar. Mehmet Aydın'ın bundan sonra bu hakkı alamayacaktır diyor. Kazandın mesela davayı o tarihe kadar. İcraya koydun. İcradakilerin de alamaz diye kanunda madde var. Böyle bir şey olabilir mi? Çok vahim bir durum.
Yani insanların yaptıkları yasalar her an değişebilir. Bugün suç olan yarın olmayabilir. Bugün suç olmayan yarın suç olabilir. Yani o farklı bir şey. Ama senin hak elde etmen gereken şeyi sonradan çıkardığı kanunla senin almanı, hakkını vermeni engelliyorsa bu müktesep olur mu? Ecelleden beri insanlar kanunlar geriye uygulamaz. Bunlar onu da uyguladı. Ya ben şunu söyleyeyim sayın vekilim. Yani 42 yaşındayım. Kendimi bildiğim gibi bu ülkede böyle anketler yapıldığında halka sorduklarında hiçbir zaman Türkiye'de adalete güven birinci sırada çıkmadı. Her zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çıkıyordu. Yani şimdi, o yüzden adaletsizlik, şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de güven yok. Yani o da ayrı bir konu da. Ama hani bu ülkede adalet hiçbir zaman tam olmadı. Benim şahsi düşüncem. Bu kadar da ayaklar altında olmadı canım. Sen de o kadar tam olmadı yani. Ama %70'te halkın hani güvenmediği bir sistem olmadı. Bir de ben şunu söylemek istiyorum. Hani diyoruz ya hep geçmişte kötü. Tabii ki geçmişte kötü. Zaten geçmişte iyi olsa mesela Anavatan Partisi büyük bir ki oy kitlesiyle, oy şeyiyle geldi değil mi iktidara? Yani bir dönem iyi olsa zaten iktidarda kalır. Şimdi ondan önceki partiler seçim niye yapılıyor? Niye seçimlere gidiyoruz 5 yılda bir güven oyu almak için halkın bir tekrar hani gidiyor nabız yoklanıyor iyi mi kötü mü iyi ise tekrar kalıyor AK Parti 3 dönemdir 4 dönemdir kalıyor. Yani seçimlere gittiğimizde seçime gidilirken herkes ben daha iyisini yapacağım diye gidiyor. Değil mi? Daha iyisini yapıyorsan kalıyorsun. Yapamıyorsan gidiyorsunuz zaten. Hani öncekileri kıyaslamak bence anlamsız. Ama siyasi partileri kıyaslamak gerekiyor. Neden? Siyasi partilerde şöyle bir sorun var. Türkiye'nin temel sorunu bu zaten. Siyasi partiler işte kendileri bir yapı içersinler. Kimisi merkez sağda, kimisi merkezde, kimisi merkez solda. Herkes kendi siyasal düşüncesine göre bir kulvarı var. Bu kulvarda eğitimi nasıl yapacağını, nasıl çocukları eğiteceğini, toplumu bilgilendireceği konusunda bir programı var. Sağlıkta programı var falan. Herkesin sporda falan bu tür programları var. Şimdi siyasi partiler o kadar güçsüz ki Türkiye'de, lidere bağımlı bir siyasi parti konumundayız. Evet. Şimdi biz AKP kaç yıldır iktidarda? 15 yıldır iktidarda. Kaç bakan değişti? 7 Milli Eğitim Bakanı değişmiş galiba. 7 Milli Eğitim Bakanı'nda şimdi kaç sistem değişti? Her bakan geldiğinde farklı sistem değişti. Böyle hiçbir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Gelişmiş Batı Avrupa ülkelerinde çağdaşlaşmış, hani girmek için sabırsızlandığımız, onlar gibi yaşamak için arzu ettiğimiz bu ülkelerin hiçbirisinde böyle bir şey yok. Neden? Siyasi partilerin bir tane eğitim politikası var. Oturmuşlar 10 gün, 20 gün, 1 yıl, 2 yıl tartışmışlar, bir karara varmışlar. O varmış oldukları kararı da iktidara gelince uyguluyorlar. Gayet doğal bir şey bu. Ama bizde böyle bir şey değil. Siyasi partiler güçlü. Ekonomi programları yok. Deneme tahtası. Deneme tahtası. Ya bir de tabii birisi kızıyor mesela, Cumhurbaşkanı kızıyor, değiştir diyor. Adam mecburen değiştiriyor. Deniyor, olmadı. Böyle bir şey olmaz. Şöyle bir sorun var. İktidara yakın isimler, yani Cumhurbaşkanı'na yakın isimler değiştikçe sistem de değişiyor. Böyle bir sıkıntı var sanki. Yani Cumhurbaşkanımız değişmiyor, yani Başbakan, eski Başbakan, şu anki Cumhurbaşkanımız değişmiyor. 15 yıldır iktidarda en tepede. Ama ona yakın isimler, onun altındaki isimler değiştikçe sistemler de değişiyor. Öyle bir sıkıntı. Yani ama şimdi yani o partinin cemaat, genel başkanı. Bir cemaat geliyor oraya kadar, sistem değişiyor. Sonra o gidiyor başka bir yapı geliyor, o onu değiştiriyor. Yani tabii o yukarıdaki kişinin de buna müsaade etmemesi lazım. Böyle tabii ya, sistem o ya. Benim partimin sistemi bu kardeşim, bunu uygulayacaksın. 4+4 uygulandı, öbürkü uygulandı, insanlar... Yani düşünün şey yani, kızların birçoğu artık okula gitmiyor. İlk yani 4+4'tan sonra bıraktı. Bizim bütün amacımız, yani nüfusumuzun yarısından belki de biraz fazlası kadınlarımızdan oluşuyor. Yani bu kızlarımızın en temel, yani çocuklarımızın, onlar da eşit eğitim alacak ki çağdaş bir toplum olacağız. İnsanların hepimizin, erkeklere değil bu toplum Türkiye'de yani. Kadınların da eşit hakkı sahip olduğu. AK Parti'nin en başarısız olduğu konu eğitim diyebilir miyim? Eğitim tabii. Eğitim ve eşitlik konusunda çok başarısızlar yani. Hani eğitim ve sağlık konusunda da çok kötü durumdalar yani şimdi. Gerçekten. Sağlıkta herkes hastaneye gidebiliyor. Yani benim hastaneler daha modern bir görünümde. Ama şimdi de artık geriye dönüş başladı. Şehir hastaneleri kuruyorlar. Tamam, ticarethane. Ticarethane. Neden hasta? Ya garanti vermedik diyor. İyi ama oranın garanti vermedin ama %70 hesaplamasını %70 doluluğa göre yapıyorsun. Demek ki %70 garanti var. Sözleşmeleri getir. Sözleşmeleri yok.
Kimler ortak bu şehir hastanelerine belli değil. Böyle gizemli bir şey olabilir mi arkadaş? Demokratik bir ülkede yaşıyoruz. İnsan her şey şeffaf. Her şeyi koyacaksın dışarıya. Ben şehir hastanelerine şu şekilde sözleşme yapacağım. Şöyle yapacağım. Ortakları şunlardan fazla olamaz. Yani bunun maliyeti şu kadar. Şuraya getirecek. Şimdi düşün, Yozgat'ta şehir hastanesi yaptınız değil mi? Yozgat'taki şehir hastanesi, üniversite hastanesi varsa, bir de devlet hastanesi varsa zaten ufacık yer Yozgat. Şehir hastanesi yaptınız, o iki hastaneyi körelteceksiniz, doğru mu? Evet. Halbuki diğerlerini güzelleştirseniz, genişletirseniz daha iyi hizmet yapacaksınız. Yani amacımız üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi yani? Ya hiç İlle... konuda şeffaflık yok bir de. Yok bir defa ya. AK Parti şeffaflık yasası çıkarmıştı değil mi? Yani hani istediğin kuruma gidip istediğin bilgiyi anında alabiliyordun bir dönem. O var, yine var. Şimdi bilgi edinmeyle ilgili. Bazı bilgileri vermiyorlar onlar işte. Hiç şeffaf, hiçbir konuda şeffaflık yok. Ben buraya gelmişken bir şey sormak istiyorum. Şimdi laiklik konusunda Cumhuriyet Halk Partisi laikliğin savunucusu olarak lanse ediliyor değil mi? Genelde böyle. Ama en çok tartışmaların odağında da laiklik var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu son günlerin bir gündemi bu konusu. Türbanlı bir danışman aldı kendisine. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Laikliğin bir gereği bence. Yani laiklik bizim altok ilkelerimizden bir tanesi. Şimdi bu kadar hani laikliği savunurken ve türban da laikliğin tam ortasında tartışma konusu iken ki. Bu bir algı evet. mı? Algı yaratmak için mi böyle bir şey? Neden yani hiç şey kalmadı tam o başka? Yani türbanlı olup laik olabilir insanlar. Neden türbanlı bir bayanı? Bu sosyal demokratların içinde bayağı bir tepki konusu, tepki aldığı bir konu. Neden türbanlı bir bayanı kendisini danışman seçti? Misal, şimdi hani dediniz bu ya. Bu konuda yani bir genel başkanla bir konuşmam olmadı. Yani böyle bir soruyu. Hani sizin aslında değerlendirmeniz nasıl? Değerlendirmem yani siz şu şekilde. Bir parti olarak nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle bakıyorum. Yani laiklik bizim altı okumuzun bir tanesidir ve çok önemlidir. Neden? Laiklik devlet işleriyle din işlerinden ayrılmasıdır. İnsanlar özgürce kendi dini inançlarını yaşayabilmeliler. İbadetlerini yapabilmeliler. Her inançta olan insanların özgürce bir ortamda yaşamalarını sağlamak devletin temel görevlerinden bir tanesidir. Ve biz de bunları sağlama konusunda kendi ilkeleri olan bir siyasal partiyiz. Şimdi Türkiye'deki türban meselesine gelince, Türkiye'deki insanlar bir şey var. İşte üniversiteye girerken işte türbanın başını açacaksın. Ben bunu çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Üniversiteye girerken açma diretmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Peki ilkokullarda girmesi? Bir daha oraya geleceğiz. Çocuk zaten 9 yaşında, 10 yaşında Kur'an kursuna gidiyor. Başını bağlıyor. Bilmem ne yapıyor. Sen oralara kadar bir şey yapmıyorsun. Üniversiteye gidince burada girilmez. Bu doğru bir yaklaşım değil. Biz onların ilkokuldan itibaren çağdaş bir eğitim almalarını sağlayacak bir ortam yaratmaz isek onlar elbette cemaatlere falan gideceklerdir. Genel Başkanım, ben bu konuda neden böyle yaptığını doğrusu bilmiyorum. Yani size açıklıkla söylüyorum. Hani doğrudur, ama yanlıştır bir doğrudur, yanlıştır derken şunu söyleyeyim. O kişiyi de tanımıyorum. Yani kişiyi başı kapalı olduğu için aldığını düşünmüyorum ben. Ama bir bilgisi varsa, bir özel bir deneyimi varsa, bir yararlanması gerektiği bir konu varsa, o da o bayandaysa onun için aldığını düşünüyorum. Ama bunu yapmak için aldı. Çünkü o kanatta AKP var. Yani oraya ben boş görünüp de oradaki siyasal partileri yararlanacak. İnsanların başı açık olabilir, kapalı olabilir. Artık yani Türkiye'nin bunları çoktan aşması gerekiyor. Bilal abla bak. Türkiye'nin başka bir anlamda söylüyor. Ben anlıyorum. Ben anladım onun dediğini ama bizim artık bunların çok çok dışına çıkmamız lazım. Yani bu ülkenin sıkıntısı bu değil. Varken sosyal demokratların içinde gerçekten bir tepki var. Yani hiç insan abi kalmadı da hiç akıllı insan ya da o donanıma, o bilgiye, o şeye sahip bir insan kalmadı. Ya başını kapalı olmasıyla mı ortaya çıkıyor Gülay abla bu? İsteniyor. Yani biz de o çevrede insanların kafasının kapalı olmasıyla mı ortaya çıkıyor Gülay abla? Nedir mesele? Yani sen şimdi burada öyle bir hani konuyu öyle bir şeye taşıdın ki tamam kafası yani başını örten insanların kafası çalışmıyor gibi çalışmıyor bir değil. Şey. Yani hayır. AK Parti'nin içinde başı açık sahip olanlar yok mu? Onu kastetmiyorum. Onu yani, kastetmiyorum. Bak bu tartışma yanlış bir tartışma. Sayın bu tartışma yanlış bir tartışma. Asıl şunu konuşmamız lazım. Az önce
Sayın Vekilim dediği gibi. Yani üniversiteye kadar hiçbir şey yapmamışsın. Artı daha büyük bir sıkıntı var. Aynı ailede yetişiyorsun. Bir kız var, bir erkek var, iki kardeş. Beraber büyüdüler. Erkek işte 2 yaş daha büyük. Üniversite sınavına girdi. Aynı düşüncede yetişmiş çocuklar. Sen onu aldın okula. Kız kardeşini almadın. Başı kapalı diye. Asıl devlet hatayı burada yaptı bence yani. Kin kazandı. Vatandaşına kendisine kızıttırdı. Ama şimdi tam o geçmişte olan bir şey. Biz geçmişte yani, konuşmuyoruz. Biz ya, şimdi yani bizim bunların hepsini aşmamız lazım. Şimdi bu ülkede dini eğitim de olacak. Kadınların kendi istekleriyle başını kapattıklarına ben inanmıyorum. Kadınlar elbette kendi çevrelerine, ortamı, aile baskılarıyla başlarını kapattılar. Biraz da son zamanlarda bir son oldu. Son zaman evet. Mesela işte Emine Erdoğan'la başı açıkmış. O da abisinin baskısıyla. Ya insanlar bir baskıyla başını kapatır kadınlar. Doğruyu söylemek lazımsa. Şimdi burada da bizim yapmamız gereken şey şu. Eğer biz bunu almamız hoşgörülü görülmeli ki başını açanlar da İmam Hatip Lisesi'ne gittiği zaman hoş görülebilmeli. Orada hoş görünmüyorsa Gülay'ın gibi düşünen insanların tepkilerinin doğal karşılamak gerekiyor. Bundan kurtulmamız lazım. Ama bak, yani bak bu farklı bir şey. Anlatabildim mi? Biz nasıl genel başkanımız hiç yüksünmeden, kimseden de bir şey yani kimin ne diyeceğini de düşünmeden o kişiden bilgi açısından faydalanacak bir donanımı varsa onu yanında danışman almaktan çekinmiyorsa ama bunun yanında diğer mahalle baskısı olan yerlerde de insanlara karşı duyulan AK Parti'nizde bir sürü başı açık olan var. Yani olabilir. Kadın tamam, bak, kadın kolları olabilir. Başkanı güzellik şey kraliçesi. Yani bunun şey yok. Aydın'da o zaman çağdaş mı oluyorlar abi? Hayır. Yani bu evet, ama çağdaş bu, ama bu olay yani görüntüyle alakalı değil işte bu olay. Görüntüyle peki, alakalı. Peki de işte zihniyetle alakalı. O zaman AK Partililer şunu diyebilir mi? Yani bak, zihniyetleri iyi değilse. Şimdi mesela Atatürkçülük başladı şimdi değil mi? Bugün de ilk defa ağzına meclis başkanı o konuda eyvallah. Meclis başkanı ilk defa Atatürk dedi bugün. Evet evet. Bir daha seçildi. Ki meclis başkanının geçmişini de biliyoruz. Geçmişini yani. De biliyoruz. Tabii ben evet meclis başkanı herkes geçmişini de biliyor. O dediğin doğru. Şimdi bununla ilgili olarak bir sıkıntımız var. Nedir? Şimdi gerçekten Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor. Değil mi? Ama aynı Cumhurbaşkanı yıllar önce 2 Ayyaş dedi. İnönü'yle Atatürk'e. Doğru mu? Doğru. Bunlara hiç itirazım yok. Bak şimdi demeli ki ben o zaman o sözlerimden dolayı özür dilerim demeli. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür ediyorum demesinin samimiyetine inanabilirim. Ama o geçmişteki Ayyaş kelimesini yapan kişiyle bu kişi aynıysa şimdi samimiyetine inanmam söz konusu değildir. Sorun bu. Şimdi ben bu konuda ben bu konuda biraz önce Mehmet Bey sorduğu zaman dediği doğru. Her siyasi parti kimdense cezasını çekmeli dedim siyasetçilere. Evet. Neden? Evet siyasetçi bazen yanlış kelimeler kullanabilir. Özür diler, hallolur iş. Hem özür dilemeyeceksin. Şimdi de neden? Oyların 38'e düştüğü için, 40'a düştüğü için. Doğru mu? Peki yer mi milletin? Son günlerin bir gündemi NATO tatbikatında Atatürk hedefe konurken ben beklerdim ki Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'lilerin sokağa dökülmesini. Yani birçok lüzumsuz şeyler için sokakta tencere tava çalan bir yapının böyle bir Atatürk'e karşı ülkemizin kurucu liderine karşı yapılmış bir saygısızlıkla sokağa dökülmelerini beklerdim. Ama CHP'den böyle bir reaksiyonu göremedim. Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda en duyarlı reaksiyonu gösterdi. Bu konuda haksızlık yaptı. Yani neden? Yani gösterdi. Yani sokağa çıkma konusunda da sokağa çıkmaya Ankara valisi izin vermiyor. Canı istediği şeye veriyor. Bilmem neye veriyor. Bu kadar yasakların olduğu düzende olmaz. Bugün Didim'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı'nın da katıldığı kadına karşı şiddetle ilgili bir yürüyüş vardı. Yağmur altında yürüdüler diye övgüyle biz haber de yaptık. Çok güzel. Yani o yürüyüşte dahi bu Atatürk'e karşı yapılan saygısızlık dile getirilmedi. Ya ben diyorsunuz ya
Tayyip Erdoğan Atatürkçü olmaya başladı. Yani CHP'liler niye Atatürk'e sahip çıkmıyor? Böyle çıktık saygısız... ama sen sanki saygısızlık yapıp susmuşuz gibi konuşuyorsun Ömer Bey. Ben de diyorum ki tabandan işim tersi... yok. Yani ya... geçmişe bakarsanız çok lüzumsuz meseleler için CHP'lilerin nelerin eylemlerini yaptığını görürsünüz. Nedir lüzumsuz olan yaptığımız ya, eylem? Birçok şey var. Yani bu, ama öyle bir şey, daha öyle büyük, bir eylem. Atatürk'e yapılan saygısızlıktan daha eylem... büyük... Bir defa lüzumsuz bir eylem yaptığımız söz konusu değil. Bunu biraz derken Atatürk'e karşı yapılan saygısızlık Atatürk'e daha... Atatürk'e karşı yapılmış olan saygısızlıkla ilgili olarak partimizin genel başkanı, bütün yöneticileri, bugün dahi grup başkan vekilimiz her türlü gerekeni yaptığına inanıyorum. Ha, eksikliktir, olabilir. Yürüyüş yapabilirdik. AKP hep beraber bütün siyasi partiler. Bence yapmalıydı. Ama Türkiye yapmalıydı. Ama bunu siyasi İl başkanı. Ya orada yaptık. Başka bir şey var. Anlatabilir. Evet, yani anladım. Onu anlatmayın. Yani anladım. Bunu söylerken de hemen bir yere getireceksin. Aday mısın diyeceksin. Anladım. Ondan diyemiyorum. Anlatabilir miyim? Adayım diye burada. Aday olmakta bir sıkıntı var. Bu sıkıntıları başka hep birlikte aşmamız lazım. Arkadaşlar ama burada da. Arkadaşlar reklam arası ekmek parası yapacağız. Öyle mi? Sayın Vekilim orada başka bir kurgu olduğu da iddia ediliyor şimdi. Gülay Hanım istersen 3. bölüm kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili seyirciler, konuğumuz Aydın CHP eski milletvekili Mehmet Fatih Atay. Bu bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar karşınızdayız. Lezzetiyle alışkanlık yapan Arıcıoğlu Böreğin sunduğu 5G 1K devam edecek. Lezzetiyle alışkanlık yapan Arıcıoğlu Böreğin sunduğu 5G 1K devam ediyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. 5G 1K 3. bölümde tekrar karşınızdayız. Konuğumuz CHP eski Aydın Milletvekili 23. ve 25. dönem Milletvekili Mehmet Fatih Atay. Gazeteciler soruyor. Sevgili milletvekilimiz sorularını şeffaf bir şekilde cevaplarını veriyor. Üçüncü bölümde ilk soruyu sormak üzere sözü ben Cem'e vereceğim. Cem buyur. Şimdi Sayın Vekilim, bundan birkaç hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Barkan Kalınomuz bizim programımıza katıldı. Ve orada dedi ki CHP dedi Aydın'da iyi yönetilmiyor. İyi temsil edilemiyor dedi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani şu an iyi temsil ediliyor mu ki yakın zamanda işte yaşanan delege seçimleriyle ilgili sıkıntıları falan bir değerlendirebilir misiniz? İl başkanlığına en yakın isim olarak. İl başkanlığına en yakın isim olarak teşekkür yani. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu iltifat kabul ediyorum bunu da. Yani biz tabii kendi içerisimizde delege seçimlerinde birkaç olumsuz şeyler oldu. Doğaldır, olabilir tabii o tür şeyler. Yani o sıkıntılarla ilgili olarak şöyle oldu, böyle oldu diyerek konuyu çok uzatmak istemiyorum. Sonuçta bir demokratik bir seçimler oldu. O seçimlerde bazı arkadaşlarımızın çıkarttıkları bir liste bir mahallede kazandı, öbür mahallede onlar kazandı. Hileli oylar gündeme geldi. Yani olabilir yani bazı yanlışlıklar yani olmuş olabilir, bilemiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde hırsız var diye bağırdı. Yani olamaz, öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. O andaki kızgınlıklardan dolayı yapılmış olan şeylerdir. Yani demokrasi tabii bu tür olaylar demokrasi kurallarını işleten tek siyasi partinin biz olmamızın arka plana atmaması gerektiğini düşünüyorum. Her sistemde bazı hatalar olur. Fakat bu hataları yapan kişiler o sistemin yanlış olduğu anlamına gelmez. Yani biz kendi delegelerine, kendi yöneticilerine seçme konusunda partinin tüm üyelerinin özgürce iradelerini kullanacağı bir sistemi getirdik. Bu sistemin işleyişi konusunda bazı aksaklıklar bazı yerlerde olabilir. Söke'de olmadı, Kuşadası'nda olmadı, Çin'de olmadı, Efeler'de olmuş olabilir bazı yanlışlıklar. Bu o sistemin yani partinin tüm üyelerinin gerçek sahibi partinin üyeleri. Herkesin eşit hakkı var bu partide. O insanlar demokratik yönden kendi iradelerini ortaya koyacakları bir delege seçimini yaptılar. Şimdi kongreye gidecekler. Kongrede ilçe başkanı yöneticilerini seçecekler. İl başkanını seçecekler. İl delegeleri gelecek il başkanını,
İl yöneticilerini kurultay delegelerini seçecekler. Kurultay delegeleri de gidip genel başkanı, genel yöneticilerini seçecekler. O yöneticiler, o genel başkan da partimizi yapılacak olan genel ve yerel seçimlere taşıyacaklar. Politikalar üretilecek. Bu şekilde bir yol haritamız var. Şimdi parti iyi yönetilmiyor mu? İşte Aydın'da iyi temsil edilmiyor mu? Arkadaşlarımız hepimiz ellerimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Değerli arkadaşlar, bu siyasetin yeni okulu olmaya başladı değil mi? Siyaset bilimi yeni oldu. Bizim zamanımızda, bizim yaşlarımızda olan insanlar siyasete girdiğimiz zaman bunun bir okulu falan yoktu. Hepimiz bir büyüğümüzden gördüğümüz, ailemizden aldığımız eğitim, okuldan aldığımız, çevreden aldığımız eğitim kadar doğru olan şeyleri, bize öğretilen demokrasi kuralları içerisinde doğru olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız da, yönetici olan arkadaşlarımız da şimdiye kadar ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına inanıyorum ben. Herkesin bir emeği vardır, bir şeysi vardır. Bazı arkadaşlarımızı bu tatmin etmeyebilir. Yani bu doğru olmuyor diyebilir. Bazı arkadaşlarımız çok iyi yaptıklarını iddia edebilirler. Bunların sonucu kongrelerde örgütün önünde verilir. Orada da gereken şeyler yapılır. Ben parti içindeki olayların böyle çok televizyonlarda ulu orta tartışılmasını çok doğru bulmuyorum. Anladım. Soru yoksa ben başka bir merak ettiğim bir şey sormak isteyebilirim. NATO'ya geleceğim tekrar. Sayın Vekilim. Atatürk'le ilgili Atatürk'e ve Cumhurbaşkanı'na hakaret edildi. Bu NATO, bu işin arkasında, perde arkasında sizce kim olabilir? Hangi güçler olabilir? Bu konuda bir fikriniz var mı? Bu konuyla ilgili olarak bugün zaten ulusal gazetelerde de, medyada da gereken bilgilere ulaşıldı. İnternette de birçok bilgiye ulaşıldı. Ben bu konuda bir bayan binbaşının, hatta bu bayan binbaşının FETÖ mağduru olan bir bayan binbaşının bu konudaki duyarlılığının sonucu bu olayın açığa çıktığına Ahmet Hakan'ı bugün açıkladı Kanal D'de. Ve bu çok vahim bir olaydır. Çünkü FETÖ'cüler ne kadar değerli insanlarımızı Türkiye Cumhuriyeti aleyhinde faaliyet gösterenleri açığa çıkarabilecek kadar zeki olan insanlarımızı yok etmek için çaba sarf etmişler. Şimdi bu kızımız mücadele etmiş binbaşı, ihraç edilmiş, mücadele etmiş, cezalarından beraat etmiş ve tekrar mesleğine dönmüş ve verilen görevini layıkıyla yerine getirmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sayın Cumhurbaşkanı aleyhinde yapılmış olan bu hakaretvari davranışları ortaya çıkaran kişi. Bu çok önemli bir şey yani. Hani burada da yıllarca FETÖ ile beraber olanlara da bunların bir ders olmasını tavsiye ediyoruz yani. Onlar da bunlardan yararlanırlar herhalde. Bu sorunun devamında 15 Temmuz süreci Türkiye için bir değişim süreci mi sizce? Yoksa ayıklanması gereken daha çok yapı var mı devletin içinde? Vallahi ben çok olduğuna inanıyorum da. Her yerde var bu yapı da. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekillerinde, il başkanlarında yok. Ben bunu anlayamadım. Sizin bu virüs gibi sarmış her yere. Sizin partiniz bizim var. Partiyi de sardığını iddia ediyorsunuz. Ama AKP'yi sarmamış. Bu nasıl yaman çelişki? Sizin partide de var ya, mı? Ya, bir varsa çıksın. Çıkarsınlar bu şeyde değil mi? Yani. Kriptoda değil mi yani? Bu sonuçta yani baylok kullananların listesi belli değil mi? Dört tane bakan da olduğu iddia edildi. 80'e yakın milletvekilinin olduğunu iddia etti. Niye saklıyorsunuz? Gariban öğretmen. Baylok kullanmış, hiç kullanmamış. Hiç kullanmamış. Ama Baylok'a birisi yazmış, girmiş. O tutuklanıyor, meslekten ihraç ediliyor. Ama milletvekillerine hiçbir şey olmuyor. Bunu içirmiyor. Adalet duygusu böyle bir şey değil ya. Birileri için adaletin suç varsa cezalandırılması için her şeyi yapacaksınız. Ama birileri benim partim milletvekili hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu doğru bir şey değil. Herkes yaralıyor bu sistem. Ya sizin olduğunuzu düşünün yani. Ve bunu da çok kötü bir şekilde kanun hükmünde kararnamelerde kullandılar. Anayasa gereğince kanun hükmünde kararname OHAL yasası çıkardı. OHAL neye çıktı? 15 Temmuz darbesine karşı Türkiye'de olağanüstü hal ilan edildi.
anayasamız gereğince olağanüstü hal kapsamının gerekçelerinin dışında kanun hükmünde kararname çıkaramazsınız. Anayasa böyle emrediyor. Kış lastikleri konusunda bile kanun hükmünde kararname çıkarıldı arkadaşlar ya. Kış lastiği konusunda ya. Birçok insanın okuldan atılmasını, mesleğinden atılmasını sağladı bu kanun hükmünde kararnameler. Biliyorsunuz iki tane çocuk 125 gündür açlık grevinde bulundu değil mi? Bir tanesi. Bunlar da bir terör örgütü mensubu değil. Değil, çıkaramadılar, bulamadılar, gösteremediler, hiçbir eylemde yapamadılar. Sadece suçladılar, bir algı yarattılar. Bu çocuklar mesleklerini, sadece mesleklerini yapıyorlardı. Onlar gibi düşünmüyorlardı. Mecbur mu insanlar onlar gibi düşünmeye? Evet. Sayın Vekilim, benim bildiğim bir çocuk var ya. Benim bildiğim bir avukat kardeşimizin akrabası ya. Çocuğun adı Sosyalist Ali ya, beden eğitim öğretmeni. Sosyalist Ali ya. Bu çocuğu ihraç ettiler ya. Solcu bu çocuk, sosyal demokrat bir çocuk. Lakabı Sosyalist Ali. Şimdi bu çocuk neden ihraç edildi? Baylok yok. Parası yok zaten bankasıya yatıracak. Çocuklar hiçbir yerde okumamış. Hiçbir ilişkisi yok. Ama atıldı. Şey de var Sayın Bunun Vekilim. Bunun kardeşiniz olduğunu düşünün. Yeğeniniz olduğunu düşünün. Ve bu çocuğun babası olduğunuzu düşünün ya. Nasıl isyan etmezsiniz ya? Şimdi çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı diyor ki at izi it izine karıştı diyor. Ya. Karışır tabii. Siz anayasaya uymuyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasaya uymuyorsunuz. Neyden uymuyorsunuz? O hal çıkarılma gerekçesinin dışında kanun hükmünde kararname çıkaramazsınız. Anayasa bunu emrediyor. Ama siz her şeyi o kanun hükmünde kararname ile düzenliyorsunuz. Meclisi yok sayıyorsunuz. Evet. Parlamenter sistem bitti diyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Önümüzdeki birkaç ay içinde tıpkı bu MTV artışındaki %40 artıştaki tepki gibi bu süreçlerle ilgili 15 Temmuz sonrası gelişen süreçlerle ilgili de yani bunu kim yaptı? Bunları düzeltin diye bir refleks gelebilir mi Cumhurbaşkanı? Geliyor zaten. Sizin bilmediğiniz çok şeyler, bilmediğiniz çok özür dilerim. O anlamda değil mi? Hani yakın tanıdığınız olmadığı için, bunlar da medyaya yansımadığı için bilemediniz. Benim de bilemediğim birçok olaylar oluyor. Peki geçen hafta Cumhurbaşkanı Bülent Arınç da İzmir'deydi galiba değil mi? Manisa'daydı açılışta. Manisa'da. O gün Bülent Arınç'ın yeğeni tahliye olmuş. Bir de şey kötü çok, olan, bir, çok önemli kötü bir olan şey. Tarafı, evet. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Yani değişebilir mi? Her şey bir kişinin iki dudağının arasında arkadaşlar. Her şey değişebiliyor. Her şey bitebiliyor. Yani Türkiye'nin normalleşmesi gerekmiyor mu artık? Olağanüstü halin kalkması gerekiyor. Bu yargıçlarımızla adaleti sağlayacağız arkadaşlar ya. Evet. Yargıçlarımız gerçekten iyi niyetliler. Hukuku biliyorlar. Karar verirken korkuyorlar arkadaş. Gerçeği konuşun. Ya biz bu haksızlık, bu çocuğun haksız tutuklandığını biliyor, tahliye edemiyor. Tahliye ederse Hakkari'de görevine bir bakacak, sabah telgraf gelmiş, Hakkari'ye tayinin çıkmış. Herkes korkuyor. Ya. Düşünün İstanbul'da hatırlıyorsunuz, bir gazeteci tutuklandığı için sulh ceza hakimine ağır ceza reisi yaptılar. Ya. Sonra o çocuk aynı kişiyi tahliye ettiği için sulh ceza hakimi diye başka yere tayin ettiler. Yani böyle bir ucubeyle karşı karşıyayız. Böyle bir yanlışlıkla karşı karşıyayız. Adalet yok. Adaleti uygulayacak insanlar üstünde korkunç bir baskı var. Bağımsız değil hakimler. Şimdi hakimler içinde Yargıçlar Kurulu'nu bağımsız yapmazsanız, hakimlerin özlük haklarını bağımsız bir kurul tarafından gerçekleştirmezseniz eğer, Türkiye'de adaleti sağlamanız mümkün olmaz. Sayın Vekilim, şimdi bu süreç içinde zaten insanlar birbirini sevmiyorsa o FETÖ'cü deyip yani iftira atabiliyor kolaylıkla ya da gidiyor şikayet ediyor bu FETÖ'cü. Vallahi hemen tık alıyorlar ya böyle bir ya şey. Ya sevmeyi bırakın karı yani koca arasında dışarı kavga olunca bile yani. Yani değil mi İzmir'de bir Torbalı'da galiba bir şoför arkada kişi eşiyle tartışıyor da şikayet ediyor. Cumhurbaşkanı da küfür etti diyor karısını şikayet ediyor. Kadın boşanmak isterken yani bunları yaşıyoruz Türkiye'de. Bu bizi ilgilendirmez. Bu yargı konusu değil. Ya da Cumhurbaşkanı hakaret ettiyse bu ayrı bir suçtur diyerek olayın üstüne gidilmiyor. Neden? Herkes Cumhurbaşkanı'na daha yakın olmak
gereğini hissediyor. Çünkü yükselmesinin gerekçesi o. Liyakat usulü yok Türkiye'de. Değerler alt üst olmuş. Bir insan çok bilgili olduğu, tecrübeli olduğu için bir yerlere gelmiyor. Belirli bir görüşten olduğu için bir yerlere geliyor. Birileriyle çok yakın olduğu için bir yerlere geliyor. Ve birilerinin dediğini her zaman yapacağı konusunda garanti verirse bir yerlere geliyor. Vahim olan olay bu. İktidardasınız. Görevinizde bu halkın parasını topluyorsunuz. Halkın parasını topladığınız zaman ne yapacaksınız? Denetleme olacak. İktidarda her istediğini yapmak, her istediğini yapmak hakkına sahip olamaz iktidar. Demokratik ülkelerde böyle değildir. Demokratik ülkelerde siyasal iktidar her zaman hesap verir. Neyin hesabını verecekler? Halkın toplanan parasının doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda harcanıp harcanmadığı konusunda bunu harcayan iktidar, siyasal parti, hükümet hangi partiden oluşursa olsun hesap vermek zorunda. Veriyor mu? Vermiyor. Sayıştay raporları da artık meclise gelmiyor. Gelmiyor. Bitti. Türk Hava Yolları'nı %50 nokta bilmem kaçını özelleştirdiler. O zaman işte %50'den az olduğu için onlar da meclis kit komisyonunun denetiminden çıkıyor. Neden korkuyorsunuz? Bir insan yanlış bir şey yapmadıktan sonra takdir edilmez mi arkadaşlar? Neden korkuyorsunuz yani? Denetlenmekten niye korkuyorsunuz? Yanlış bir şey yaptıysanız korkarsınız değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yanlış bir şey yapmayan insan niye korksun ki? Buyurun arkadaşlar. Bizim de belediye başkanımız vardı. Dikili belediye başkanımız Osman vardı. Halka bedava su verdi. Yargılandı, ceza aldı adamı. Dikili belediye başkanı. Korkmadı. Ne korkacak ya? Halka bedava su verdi diye ceza alan belediye başkanı dünya tarihinde, siyasi tarihine geçer ya. Bedava halka su veren insanı yargıladılar, ceza verdiler. Böyle bir ülke. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Özlem Hanım aynı duruma düşmemek için sanırım suya zam yaptı. Ha, zam olmuş evet. Yani ben tabii o yalnız oy birliğiyle mi geçmiş o? Ben teferruatını ben de onu merak ediyorum. Yani oy birliğiyle geçtiyse kimsenin bir şey söylemeye hakkı mutlaka, yok. Mutlaka, doğru mu? Mutlaka. O zaman muhalefet de bir şey söylemeyecek. Yani yağmurlar sonradan geldi. Ama aslında şu anki yağmurlar önce gelseydi belki olmayabilir yani. Diyorsun. Şimdi bir izleyicimiz 19 Haziran 2013 tarihli bir gazetenin küpürünü göndermiş. Diyor ki 5 yıllık planda dikkat çeken öngörü 2018'in kuru, dolar kuru 1.97. Doların bu kadar yükselişini neye bağlıyorsunuz? Yani neden böyle oldu? Ekonomi kötüye gidiyor. O konuda sıkıntı dünya yok. Dünya ekonomisi de kötüye gidiyor. Yalnız bizimkiler değil. Dünyadaki ekonomi de çok kötü. Üretim olmuyor. Dünya bir sıkıştı. Bu FED'in başkanının geçen gün açıklaması var. Bizdeki sorun farklı. Bizdeki cari açık çok yüksek. Yani biz üretemiyoruz, ürettiğimizi satamıyoruz. O nedenle bizdeki o cari açığı kapatacak bir ekonomik sistemi getirmemiz gerekiyor. Siz bu kadar cari açık verirseniz ve bunu kapatacak önlemleri almazsanız ve içeride de korkunç bir harcama saltanat sürerseniz, yani ayağınızı yorganına göre uzatmazsanız bunun elbette ki çok acı reçeteleri olacak. Yani 3-8 yani belki çok daha fazla olacak yani bu dolar kur, doların rakamı, değeri çok yüksek olacak. Neden? Bir sistem yok Türkiye'de. Yani Türkiye'de şimdi oturmalıyız, yeni bir sayfa açmalıyız. Türkiye herkes her şeyi yeniden yapmalı. Ama buna fırsat vermiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Partinin ama genel başkanı oldu. Anayasa değiştirdi. Bunca mesela ekonomi kötü, şimdi, ekonomi kötü ama mesela... Şöyle bak, şimdi bak, şöyle bir sorun var Türkiye'de. Hem uzlaşılsın istiyorsunuz. Hem ertesi gün Gümüşhane Kongresi'nde CHP Genel Başkanı'nı yerden yere vuruyorsunuz. Böyle bir şey olmaz kardeşim. CHP Genel Başkanı'nın bilmem kaç yıl önce SGK Genel Müdürü'yken batırdın, ettin. Doğru olmayan şeylerle evet hayır propagandası götürdü Cumhurbaşkanı. Yani. En acı şey de şu kardeşim yani hayır oyları kazandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 2 milyon mühürsüz oyu kabul etti ya rica ederim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dünya siyasi, demokrasi yani utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani. Mühürsüz ve hayır oylarının kazandığı bir seçimi mühürsüz o evet oylarıyla tersine çevirebilen bir Yüksek Seçim Kurulu'yla karşı karşıyayız ya.
İki saat sonra karar aldılar arkadaşım ya. Çok rica ederim. Türkiye'nin kaderini etkileyen böylesi önemli bir anayasa değişikliğiyle ilgili olarak birilerinin yasal olmayan, doğru olmayan, hukuka, insan, bütün değer yargılarına aykırı olan bir kararla siz evet oylarının üstün geldiğini iddia etmeniz bir defa kamu vicdanını yaralar. Korkunç insanların isyan etmesini sağlarsınız. Yani. Kazanmadığınız şeyi yanlış uygulamayla, birilerinin yanlış kararıyla kazanmış hale getiriyorsunuz. Bu doğru bir şey mi ya? Bu mümkün mü ya? Ama oldu Türkiye'de. Evet, Türkiye'de birçok şey oldu Türkiye'de. Evet yani... dedi. Mühürsüz bu oylar. Aslında geçersiz ama dedi ben geçerli sayıyorum dedi. Ama Sayın Vekilim bu konuda halktan bir şey vardı. Oylar çalınacak, oylar çalınacak. Bunu herkes dillendiriyordu da. Niye önlem almadınız peki? Her türlü önlemler alındı. Hayır, fakat önlem 15 aldınız? Dakika içinde. Çalınca önceden belliydi. Şöyle. 15 dakika içerisinde. 15 dakika içerisinde. Şimdi bu veriler her yerden giriyor. 15 dakika içinde diyelim ki 4 saat girildi. 4 saatte ne kadar girildi? Şu kadar girildi. 15 dakika içerisinde elektrikler kesildi, yeniden geldi. 15 dakika içerisinde girilen veriler, bu 4 saatte girilen 15 dakika içerisinde bunun 2 katı veri girildi. Orada yapıldı her şey. Ya ama seçimden sonra ama da bu kimse bilgisayar... ses çıkmadı ki. Yok çıkmaz hocam. Herkes gereken yani ama gerekten mesela adalet yürüyüşünü o zaman başlatılabilirdi mesela. Herkesin söylediği bu. Belki onlarda zamanlama hatalar olmuş olabilir ama yapılmış olan adalet yürüyüşü gerçekten Türkiye'de yaralı bir durumdayız yani adalet açısından. Düşünün ya gazetecilik yapmış olan bir haber yapıyorsunuz ya. Bu haberi, aynı haberi Vatan Partisi'nin gazetesi olan evet, Aydınlık'ta çıkıyor aynı haber. O kişilere bir şey olmuyor. Berberoğlu şimdi... Cezaevinde ya. Bunu içinize sindirirsiniz. Gazetecisiniz siz. Vatan Partisi de şu an şimdi, Cumhurbaşkanı'nın yanında yer alıyor. Cumhurbaşkanı'nın yani. Yanında yer alıyor işte. O da ayrı bir konu. Yani o da değişik. Mesela Devlet Bahçeli'nin de orada olması, Vatan Partisi'nin de orada olması o da ayrı bir konu. Yani neden böyle bir dönüş yaşandı? İşte kol kola girecekler. Neden yaşandı ama böyle bir dönüş? Yani Doğu Perinçek neden döndü? Devlet Bahçeli neden döndü? Cumhurbaşkanı. Şimdi onları birini sağına alacak, birini soluna alacak. Beraber yürüyecekler yağmurlu yollarda. Abi bu kadar basit mi? Yani şimdi Doğu Perinçek'i tanıyoruz, Devlet Bahçeli'yi tanıyoruz. Yani bu adamlar kendi camialarında Türkiye'nin çıkarlarını gözeten insanlar. AK Parti'ye de bugüne kadar hep karşı olmuşlar. Bugün beraber hareket ediyorlar. O zaman şöyle bir soru sorulmaz mı? Yani şu an Recep Tayyip Erdoğan doğru bir şey yapıyor. Devletin çıkarları için bir şeyler yapıyor. O yüzden onlar da onun yanında milli diyemez miyiz? Yani sadece koltuk kavgası falan gibi bir hani kısıtlamanın içine girmemek lazım diye düşünüyorum ben. Devlet Bahçeli'nin sadece koltuk... Sen çok iyi niyetlisin ya. Yani devlet... Yani 15 yıldır Devlet Bahçeli... Devlet Bahçeli, şey, Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi tanıyamadı. Şey ha şimdi tanıdı. Ama yaptıklarını abi, öyle ekonomi şey, böyle dip altı hayır, gittiği şey zaman yani çok Devlet iyi. Bahçeli'nin, yani, Devlet Bahçeli'nin Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediği her sözü hatırlıyorum. Yani ver Bilal'i, al Hilal'i falan işte saatini dondurdu 17.25'te makam odasındaki. Aynı şekilde Doğu Perinçek de bu şekilde. Ama yani iki farklı görüşün bugüne kadar eleştirdikleri Recep Tayyip Erdoğan'ın neden yanında yer aldıklarını merak ediyorum. Bunun soruları o arkadaşları soracaksın. Bana değil bu bir. İkincisi sizce? Bu arkadaşlarımız birisi barajın altında öyle gözüküyor. Tamam yani bunu ben değil, bütün anketler söylüyor. Kendileri de zaten barajın indirilmesi konusunda tavır alıyorlar, rica ediyorlar. Ya da ortak seçime girelim gibi izlenimlerini ortaya koyuyorlar. Bu onlarla ilgili şu andaki bulundukları durumu açıklık getirmesi açısından aydınlandığını düşünüyorum bizi izleyen insanlarımızda. Yani ben... Doğu Perinçek'in de zaten yani onunla ilgili özel bir şey söylemeye gerek yok. Yani siz az önce dediniz tartışılır 2 milyon oy değişti falan ama ona rağmen 16 Nisan'da Türkiye'de bir sistem değişti. Evet sistem değişti. Yani doğru. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi geliyor. Evet. Ya Cem'in de sorduğu sorudan şunu anlıyorum ben. Doğu Perinçek bunu kavramış. Devlet Bahçeli bunu kavramış. Ama hala bunu kavrayamayan siyasi partiler ve siyasi liderler var Türkiye'de. Kavrayamayan değil. Kavrama içine sindiremeyen parti. Biz bunu içimize sindiremiyoruz. Neden sindiremiyoruz? Bir defa birinci olarak
Bu hileyle elde edilmiş bir anayasa değişikliği. İkincisi bu sistemin parlamenter demokrasiye korkunç bir yara açacağı bir gerçektir. Türkiye'nin sistemine uygun bir durum değildir. Ve o nedenle biz eğer iktidar olduğumuz zaman da bu sistemin değişmesi yönünde gereken işlemleri yapacağız bir defa. Kesinlikle. Yani Cumhurbaşkanlığı ben anlayamıyorum. Özal da bu aynı şeyi yaptı. Evet. Özal bu anayasa değişikliğini yapamadı da kendisi başbakandı. Sonra Cumhurbaşkanı oldu. Orada da işte Akbulut'u getirdi. Doğru evet, mu? Evet, o da işte evet, sonra evet. Mesut'tan aldı, Mesut aldı onu yendi falan filan. Bir şeyler oldu. Cumhurbaşkanı kendi ülkeyi yönetmeye çalıştı. Benim anlayamadığım şey şu. Cumhurbaşkanı olduğunuz zaman tamam halk seçmiş ya da parlamento seçmiş. Olduğu zaman siz şimdi o makamın yetkilerinden ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Evet. Neden seçiliyorsunuz o zaman? Hem orada seçilecekler hem seçildikleri eski makamın yetkilerini kullanmak isteyecekler. E bu anayasaya aykırı. E ne oluyor o zaman? Hemen işte anayasa değişikliği yapalım. E anayasa değişikliği olmadı ya da olduğu iddia ediliyor. E olmamış, hile oldu. Doğru olmadı, yanlış oldu. İnsanların içine sinmedi. İnsanların demokrasiden uzaklaşmalarını sağladı. İnsanlar artık ne seçim sistemine inanıyor, ne yapılan seçimlere inanıyor, ne Yüksek Seçim Kurulu'na inanıyor, ne yargıya inanıyor. Yani böyle bir kaosun içindeyiz Türkiye olarak. Şimdi bu kaostan bir de ekonomi çok kötü. Bu kaostan çıkmamız gerekiyor. Bu şartlarda nasıl tekrar seçime gideceğiz? Bu şartlarda nasıl tekrar seçime gideceğiz? Gitmek yani daha da kötü hale geleceği için yani onu düşünüyor. O nedenle en az zararla kurtulmaya bakacak. Yani mesela CHP bununla ilgili bir önlem alıyor mu? Yani dediniz ya işte referandumda 2 milyon oy işte geçerli sayıldı falan. E ne olacak? Bir sonraki seçimde yani farklı bir sonuç çıksa bile bu değiştirilebilir o zaman. Yani CHP bununla ilgili nasıl bir çalışma yapıyor? Her türlü çalışmayı yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugünden itibaren 16 Nisan'dan itibaren yapılmış olan bu uygulamayı bertaraf edecek her türlü önlemlerini alıyor. Bununla ilgili iki ayrı proje var. Bu projelerle ilgili iki arkadaşımız heyetler halinde çalışıyorlar. Bütün sandık bazındaki işlemlerin doğru bir şekilde hem genel merkeze hem devletin eline ulaşması konusunda duyarlı bir şekilde davranılacak. Elimizden geleni yap. Yani bu şöyle bir şey. Kırgızistan'a gitmiştik biz heyet olarak. Şimdi Kırgızistan'daki milletvekili heyeti bize soruyor. Ya diyor işte diyor siz diyor bakan yolsuzluk yaparsa ne oluyor diyor. Biz işte Yüce Divan var, Anayasa Mahkemesi var. Bakan bir yolsuzluk yaparsa işte orada böyle yapıyoruz falan. Şimdi adam diyor peki milletvekili yaparsa ne olur diyor. Biz de dedik ki ya Allah Allah. Milletvekilinin yolsuzluk yapmasıyla ilgili hiçbir madde bizde yok. Hani yargılanması, dokunulmazlığı kalkacak eğer bir yolsuzluk yaptıysa. Bir de icra organı değil. Hani biz, yok bizdekiler öyle değil diyorlar. Biz de yapıyorlar yani yaptıklarını söylüyor. Yaparsa diyorlar. Soruyor ama herhalde onlarda da bir anayasa ya da yargıda bir boşluk var. Bazı kanunları çıkardığınız zaman bazı şeyler hiç olmayacağını düşünürsünüz. Yani o kadar da olmaz, yapmaz diye düşünürsünüz. Ama şimdi siz bu yapmaz denilen şeylerin yapıldığını gördükçe hayret ediyorsunuz. Nasıl hayret ediyorsunuz? E Cumhurbaşkanı şimdi anayasa değişikliği oluncaya kadar tarafsızlığı konusunda yemin etti değil mi? Cumhurbaşkanı tarafsız davrandı mı? Seçimlerde gitti. AKP'ye o istedi arkadaş. E bunun bir yaptırımı var mıydı anayasada? Yoktu. Neden? Cumhurbaşkanı olan bir kişinin tarafsızlığı konusunda yemin ettikten sonra yanlı davranacağını, taraflı davranacağını tahmin bile etmemişler. Çünkü devlet genelinde böyle bir şey yaşamamış. Böyle bir şey yok. İlkler yani Demirel böyle bir şey yaptı mı? Yapmadı. Öbürkü yaptı. Kimse yapmadı. Ama Sayın Cumhurbaşkanı yani şu anda anayasa değişti. Şu anda partisinin genel başkanı. Ama olmadan önce, anayasa değişmeden önce seçimlerde de kendi partisini oy istemekten çekilmedi. Ben konuyu yerelleştirmek istiyorum biraz. Siz, siz partinizin Aydın'da genel başkanının temsilcisi olmaya mı adaysınız yoksa Cumhurbaşkanının Aydın'da temsilcisi olmaya mı adaysınız? Cumhurbaşkanı temsilcisi nasıl oluyor? Yani Kemal Kılıçdaroğlu ya da CHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı olur mu? Olursa Sizin başkanı olur. O da olacak tabii. Elbette bir gün o da olacak. Bir gün o da olacak. Hepsi olacak. Her şeyin bir sonu var. Her şeyin yeni bir başlangıcı var. Yok görürüz. Hepimiz görürüz. Çocuklarımız görür mü bilmiyorum. Her şeyi görürüz arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin o konuda.
Ben Sayın evet. Bekir'im, seçsizin sisteminin kaldırılması için bir çabanız var mı? Çok var da onunla ilgili olarak bir konu var. Onu ilerideki günlerde herhalde açıklayacak yönetici arkadaşlarımız. Parti ben... Genel Merkezi'nde bu konuda bir çalışma var. Şey sormak istiyorum. Siz Ankara'dasınız tabii. Yok Aydın'da. Aydın'dasınız. Uzun süre Ankara'da durdunuz. İşte Gençler Birliği'nde yönetici yaptınız. Şimdi evet. Spora da gireceğim ama. Ondan önce şu andaki Aydın milletvekillerinin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de zaman... Çok şık olmaz şimdi, ayıp olur. Yani genel olarak bir illaki kendi görüşünüz ayıp vardır. Olur, bir de şeyi merak ediyorum. Bu eski valimiz Hüseyin Avuncu Hoş'la yaşadığınız bir tartışma vardı. Ördek tartışması vardı. Onun detaylarını çok merak ediyorum. Ben o zaman burada değildim. O yüzden çok işin detayını bilmiyorum. Mutlaka merak edenler de vardır. Neler yaşandı o süreçte? Valla şöyle bir şey oldu. Şimdi ilk geldiği zaman 30 Ağustos'tu. Olay da 30 Ağustos'ta oldu zaten. 7 Eylül'de bir daha oldu da. Evet, şimdi ilk geldiği 30 Ağustos, yani bu olaydan bir yıl önceki 30 Ağustos'tan önce geldi. İlk 30 Ağustos törenleri, işte bu başta yanında işte Özlem Hanım vardı. Yanında şu anda Jandarma Genel Komutanı olan general vardı. Yanında da işte bizler vardık. Atilla abi vardı. O zaman bakan değildi. İşte diğer milletvekilleri beraberdik. Tören bitti. Şöyle sağ tarafındaki vali muavini tahmin ediyorum yaşı ondan büyüktü. Herkesin önünde. Bürokratlar arkada. Bizler yan tarafta. Yani bir vali muavinle öyle bir çağırdı ki. Evet, Ömer Bey, Ömer Erol. Evet, ben öyle bir üzüldüm ki vali muavini ben hiç bir ilişkim yok, bir şeyim yok. Hani bir devletin vali muavinliğine kadar gelmiş bir makamdaki insanını bir 30 Ağustos töreninde bir valine şişt şişt gel buraya diyerek el işaretiyle çağırması inanın çok vahim bir olaydı yani. Bu normal bir insan yapmaz bunu, öyle düşünüyor. Ama sonraki olay tabi bizlerle ilgiliydi. Şöyle bir olay oldu. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza yoğun bir baskıda bulundu. Didim Belediye Başkanı'na görevden aldırdı. Onu şeyle iade etmesi için çabalar sarf ettik. Dava açıldı, kazanıldı, iade edildi falan bir sürü aşamalar geçti. Ondan sonra büyük yoğun baskılarının sonucunda artık zor bir sürece girilmişti. Hem belediye başkanı CHP ile vali karşı karşıya geliyordu. AKP zaten hiçbir şey yapmıyordu. İl başkanı ortalıklarda yok AKP. Ya dur vali bey, bu yaptığın yanlış diyecek bir şey yok. Tam tersine vali Mehmet Erdem 7 Eylül'de bizim o tartışmadan sonra başlarına birer şey giymişler. Davul zurna arkada geldiler. Hatırlıyorsan. Yani böyle bir tartışma oldu. İnsanlara yoğun bir baskı oldu. Ve ben de ona törene geç geldi. Geç gelmesinden dolayı gereken tepkiyi gösterdi. Bu oldu. Ben tabii 3 defa milletvekili seçildim. 3 defa milletvekili için beni çok arayanlar oldu, sağ olsunlar. Ama bu valiyle tartışmamdan sonra tam 2,5 gün sabaha kadar dahil benim telefonlarım susmadı. Türkiye'nin her yerinden bu arkadaşın görev yaptığı, arkadaş kelimesini yanlış da, bu zatın görev yaptığı yerlerdeki bütün insanlar, mağdur olan insanlar, ezdiği olan insanlar, insan gibi davranmadı. İnsanlar sabahlara kadar beni aradılar, ağlayanlar oldu, inanmazsınız. Demek ki çok anılarım var. Ben istersen bir ikisini anlatabilirim. Nazilli'de bir arkadaş aradı, parti yöneticim benim. Dedi ki, bir büyüğümüzün, dernek başkanımızın sorunu var dedi. Ben de nedir dedim. Ben dedi başka bir siyasi partidenim dedi. Sayın milletvekilim dedi. Yalnız dedi böyle bir sorunum var. Yardımcı olur musunuz dedi. Ben dedim nedir sorununuz dedim. Sorunun dedi ben dedi silah ruhsatım var. Yenilemek istiyorum. Bunun için dilekçe verdim. O dilekçenin karşılığında da beni vali muavini Zeki Küçükberber değil mi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ona gönderdiler dedi. Benden 15 bin lira para istedi.
Sonra 7500 liraya düştü. Ben yenileme yapıyorum. 3000 liraya düştü. Ben bu parayı vermem sana kardeşim. Ben yasa dışı bir işlem istemiyorum. Ben silah ruhsatımı yenilemek istiyorum dedi. Bu sözlerin arkasında durur musun dedim. Dururum dedi. Ben gereğini yapacağım dedim. Bu arkadaşımız tam 4 saat sonra ruhsatını aldı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Sanki koç berber. Koç berberim, küçük berberim. Beraber gelmişlerdi zaten. Evet. Adana. Evet. Adana'da. Her yere beraber gidiyorlar. Adana'ya gidiyorlar. Evet. Kırklar elinden geldiler. Evet. Beraber Adana'ya gittiler. Her yere götürüyorlar. Evet. Bir kişi daha aradı. Hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedim ama vereceğim dedi. Neden dedim? Ben dedi 300 kişi çalışıyor benim yanımda dedi. Aynı ruhsat olayı aynı şekilde onun da başına gelmiş. O daha farklı şeyler anlattı bana. Benim hakkımda dava açamadı. Hüseyin Avni Coş. Bilginiz olsun. Tabii bir de suçu vardı. Ben de savcılara... Siz açıkladınız mı bunu? Tabii. Yani... CNN'de tartıştık. Aç dedim. Korumaların üzerine banka hesaplarını inceleyelim dedim. Evet. Ve bunlar başka olarak da yani hiçbir şey yapamadılar. Yani ihbar ediyorum. O zamanki savcılar tabii şöyle bir şey vardı. İl Genel Meclisi vardı o zaman. Bütün şehir olmadığı için. Şimdi İl Genel Meclisi'nde bir program yapılıyor. Yıllık program. Bütçeden geçiyor. O bir yıllık köylere uygulanacak olan yardımla ilgili olarak o program uygulanıyor. Diyelim ki okulun bahçesi yapılacak. Okulun yolu yapılacak. Ya da köyün içme suyu yapılacak. Bu kendi dedikleri olmadı diye... Temmuz'un 17'sine kadar mı, 20'sine kadar mı ne bunları imzalamadı. Ya Temmuz 7. ay zaten. 3-4,5 ay sonra yıl bitiyor. Bu ne zaman yapılacak? Yani bu suç. Suç duyurusunda bulunuyorum dedim. Hiçbir savcı bununla da yeni dava açamadı. Beni yargıladılar. Ya nasıl bir güç bu? Başbakan'a işte o zaman işte faşist demişim diye. O da işte ondan sonra beraat ettim ondan da. Yani böyle bir toplumda yaşıyoruz. Evet. O zaman şey de vardı sanırım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın ziyaretinde bir otobüste... O ayrı yok, onun bizle ilgisi yok. Yok yok, o valinin dönemindeydi o. Tabii, aynı bir çocuğun boğazını sıktı falan evet. Bir şey. O olay mı diyorsun? Evet. Olay, o sıkmış falan, ben görmedim, o şekilde oldu. Söylediler. Doğrudur yani bu şeyle ilgili. Değer yargılarıyla ilgili yani. Sonra benim bir arkadaşım belediye başkanıydı bir yerde. Sonra milletvekili oldu. O arkadaşım anlattı bunun yaptıklarını falan. Sonra tabii ben bu olay olduktan sonra Türkiye'nin her yerinden görev yaptığı yerlerdeki yaptığı olumsuzluklarla ilgili çok bilgi sahibi oldum. Tabii. Ya biz burada şeyle söylerim Faruk abi de cevap hakkı doğuyorsa... Telefonla mı? Yani ilgili kişi bağlanıp konuşabilir. Yani cevap hakkı doğduğunu düşünüyorsa tek taraflı olmasın yayınımız. Hayır, her şey açık. Biz o konuda vakitimiz yok ama bir başka programda gelir ben de katılacağım derse 5G1K'da ağırlarız, cevaplarını verir. Biz bu konuda hiç kimsenin ne tetikçiliğini yaparız ne kimsenin de sözcülüğünü yaparız. Herkesin sözü hukuku açıktır burada. Herkes gelir burada konuşur. Soruları sorarız. TV'den ekranlar herkes açıktır yani bu konuda gerek. Tabii ben de olayım ama şimdi. Bir daha beni almanıza gerek olmaz. Karşılıklı şöyle geçelim. Siz şuraya oturun. Her şeyi açık konuşalım. Siz söylediğiniz gibi o da gelir size cevap verir. Aynen ben de olayım. O zaman şimdi bir daha beni alırsın sonra şimdi. Sayın milletvekili şimdi Aydın'da yeni adalet siz aynı zamanda hukukçusunuz. Avukatsınız. Aydın Barosu avukatlarındansınız. Evet. Yeni adliye binası için bir yer belirlendi. Yani evet. Uzun bir şeyden sonra farklı yerlerde. Cezaevinin arkasındaki yer olmuş. Yani öyle duydum. Duydum da. Ne düşünüyorsunuz o yerle ilgili? Doğru bulmuyorum ben açıkça söylemek istedim. Çünkü ben adalet saraylarının böyle şehrin merkezinde herkesin görebileceği bir yerde böyle görkemli birer binalar olmasından yanayım. Evet. O görkemli binalar adalet sarayının o görkemi
insanlara hem bir huzur verir, hem mutluluk verir, adaletin gerçekleştirdiği bu binalar olduğunu gösterir. Hem de insanların suç işlemekten kendilerini alıkoyacak bir davranış şeklinde olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Yani ben şehrin dışında bir adalet sarayının yani olmasını çok... Şehrin içinde sayılır artık. Yani içinde yani çok doğru bunu. Bu yani çok, ama şöyle bir şeyden sevinçliyim. Hani o bir tane spor kompleksi vardı. Evet, o hiç olmazsa orası kurtuldu yani. Evet. Hani o yönden diyorsanız doğru düşünüyorum. Yani orasında yeni bir ele alınıp yeni bir organizasyonla yapılması gerekiyor. Yani orası da ticari alanı çevirmiş galiba. Onu bilmiyorum. Yok sanmıyorum. Orası bir spor alanı. Zaten orada nefes alacak bir orası var. Yani oradaki yerlerle ilgili olarak. Sonra bizim gerçekten sporcularla ilgili yapılması gereken fazla bir alan da yok. Sayın Vekilim, son 3 dakikamız. İsterseniz genel bir toparlayalım. Kısa kısa soruları olan arkadaşlarımız varsa. Spora hiç girmedik. Spora hiç girmedik. Sporla alakalı. Sormadan evet, bence siz anlatın Aydın Spor sürecini. Şu andaki durumu nedir? Geçmişte neler yaşandı? Yani siz başkanlığını da yaptınız. 3 dakika bir zamanımız var. Aslında ben orada var. Direkt nokta bir soru sorayım. Geçen sene Diyarbakır'daki Ahmet maçını hatırlıyorsunuz. Ben de oradaydım. Beraberdik. Maçın sonunda işte biz kaybettik. Nihayetinde bir olaylar yaşandı falan. O zaman hep size şöyle eleştirdiler. Dediler ki orada bilerek ceza aldı. Hani tekrar başkan olmamak için. Zaten maçlara gidemediğim için başkanlık yapmamın da bir anlamı yok deyip görevden kaçtığınız yönünde suçlamalar oldu. Kim söyledi bunu? Yani birçok kişiden böyle şeyler duyduk biz. Hatta ben de hep şunu söyledim. Dedim ki ben oradaydım. Yani o olaylar gerçekten yaşandı. Hatta hakemin tutumunu, sonra havaalanında gelip özür dilemesini falan futbolculardan da özür diledi mesela hakem. Çok ilginç bir şey gündü o gün. Ama böyle şeyler söylendi. Gerçekten 7 ayı bilerek, isteyerek mi aldınız? Ya bir defa tabii sen orada içindeydin. Senin daha aydınlatıcı, tarafsız olduğunu düşünüyorum. Şöyle bak. Ben nihayetinde orada uzaktan görüyorum. Hayır. Ben bir defa kimseye hakaret etmedim. Bunlara da hakaret etmeyin, suç. Hakaret etmeyin, suç diyorum. Buna rağmen söyleyenler ceza almadı. Ben ceza aldım, bu bir. İkincisi devre arasında 6 ay ceza almamın nedeni devre arasındaki olay. Şimdi devre arasında ben bağırıyorum. Korkuyorsan çıkma. Bak buradaki çocuklar, polisler görevlerini, çocuklarını, hanımlarını bıraktılar. Memlekette burada vatan için görev yapıyorlar. Sen 45 dakika, 45 dakika maç yöneteceksin. Adil davranman gerekiyor. Adil davranmıyorsun. Korkuyorsan çıkma dedim. Şu anda dedim, sizinle ilgili olan sınırın dışından bağırıyorum dedim. Tamam, orada hı hı. Beni de Diyarbakır'ın o müdürü olan hı hı. adam, şurası sınır efendim, buradan bağırabilirsiniz dedi bana. Ben oradan bağırdım ve buradan bağırıyorum dedim. Kamera var mı? Var kamera. Ne tahkim kuruluna yaptığımız itirazda ne de benim bu 6 aylık cezamı onadılar. Yani almamam gereken ben o soyunma odalarını biliyorsun baraka gibiydi. O baraka gibi olan yerlerin yanında bir tane çit vardı. O çitin arkasından bağırdım. Onların odası şurasıydı. Evet. Anlatabildim. Buradan duyuyordu benim sesimi. Yani bunu bir de yani sadece o değil, orada başka sahanın futbol federasyon temsilcileri de haksız yere ceza verdi. Ben o beni tutan polisin telefon numaralarını, o Diyarbakır Spor Müdürü'nün numaralarını hı-hı. verdim. Bunların arandığı zaman konuşabilirsiniz. Hı-hı. Bu şekilde olabilir. Ben bunları yapmadım. Başkaları yaptı. Ben korumaya çalıştım diye. Hı-hı. Gerçekleri söyledim ama ceza verildi. Ya sonuçta şimdi 8,5 ay ceza almışsınız. 8,5 ay ceza aldıktan sonra takımın maçına bile gidemiyorsun. İmza atamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun. Hiçbir yetki yok. Başkanlık yapılır mı ya? Şimdi gerçekçi konuşalım. Bu bir, şu haksızlık olur. Ben bunu bilerek almadım. O andaki psikolojimizi biliyorsun evet, yani. Evet. Yani 6 defa galeciyle karşı karşıya kalıp da atılmaz mı gol yani Mehmet Bey rica ederim. Yani çıldırıyoruz yani anlatamam çıldırıyoruz biz ya. Bizde çok net fotoğraflar yani, var yani, mesela penaltı. Yani anlatamam ya. Aydın sadece futbolda değil bizde. Diğer alanlarda da gol atamama sıkıntısı var. Yani. Aydın gol atar. Yani, yani doğru onların hepsine hak veriyorum da yani çok şey yakalamıştık yani böyle bir fırsat bir daha bizim yerimize geçen Gümüşhane
Evet. Final oynadı galiba değil mi? Evet. Gümüşhane ile şey oynadı, Bandırma final oynadı. Belki biz de oynayabilirdik filan, her şey olabilirdi yani. Futbol bu ama. Tabii o gün çok şeydi yani, biz mesela kale arkasındaki işte fotoğraflarda, çektiğimiz fotoğraflarda çok net bir şey gördük. Mesela çok net penaltı pozisyonu fotoğraflara yansımıştı ama verilmedi falan. Ve o gün değişik bir gündü. Sonra havaalanında da hakem geldi, özür diledi. Yani ben ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. O da benim tabii yani. En çok kızdığım şey, onların kaptanı olan sağ bek bizim çocuğun yakasını yapıştı. Sağının evet. içinde şey yaptı, ona sarı kart bile vermedi. Yani o nedenle ben ondan çok üzüldüm. Ondan yani esas benim tepkim oydu yani. Onların kaptanı geldi, bizim futbolcunun yakasına yapıştı, salladı, dövüyordu yani çocuğu, bizim futbolcu. Hiçbir şey yapmadı hakem. Aksine sarı kart verdi şey. Bizim futbolcuya verdi. Evet. Yani öyle bir haksızlıklar oldu. Şu anki durumu ne takımın? Yani nasıl? Takım şimdi çok şanssız bir geçen yıl geçirdi. Son iki maçtaki yani alınacak olan bir puanla düşmeyebilirdi takım. Şimdi ikincilikle üçüncülük çok farklı. Bir alt lig çok farklı oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar tabii bir de ekonomik kriz çok fazla. Çok borcu var kulübün. Yani idare etmek çok zor arkadaşlar. Ya. İdare. 1966 mıydı? Evet. Eski Aydınspor'da yaşadık. Aynı şeyi şimdi sanki tekrarı 1923'te yaşanıyor gibi. Aydınspor'da ne yanlış yapıldı Sayın Ekin? Bizi aldığımızda zaten çok büyük borcu vardı kulübün. Evet. Ne kadar borcu olduğunu bile bilinmiyordu. Hukuki denetim altına alındık. Mesela bir teknik direktör vardı. Bir imza atılmış. Neydi evet, o adam? Hüsnü Özkar'ın. Bir miydi? Davası kısmı devam ediyor hala daha. Yani bunlarla ilgili zaptır. Ben geldim, ertesi gün zaten otobüsten 45 bin lira haciz geldi. Daha o bir gün önce, evet, iki evet. gün hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. Adam bir de benim imzam olmadan, senet imzalamadan vermem dedi. Çıkaracağım dedi. Yani ya daha dün seçilmişiz, bir gün önce seçilmişiz. Hemen icra. Otobüs kaç para ödenmiş? Otobüs diyelim ki 100 bin lira. 180 bin lira ödenmiş şimdiye kadar. Borç bitmiyor. Böyle bir sistem olur mu yani? Bu kadar yani anlatamam size. Yani neyse artık yani onlar oldu, geçti. O dönemler kulübün işte 5-6 trilyon milyon borcu olduğu konuşuyordu ama sizin bir açıklamanız vardı. 2,5 milyon gibi bir açıklamanız vardı. Hayır, 2,5 milyon değil. Yanlış mı hatırlıyorum? Çok. Sadece 2 milyon üstüne üst kararıyla. Belki de. Onunla ilgili olan kısım. Onda da bir şey yok. Adam verilen çekleri sonra icradan almış adam. Cezai şartın parası o. Sayın Bekir'im, mesajlarda da var iki sorumuz. Onlara da şey yapalım. Kısa kısa zaten. Seyircinin birisi demiş ki, seyircilerimizden, Efeler Belediyesi'ne Fatih gelecek, Aydın'ı fethedecek falan gibilerinde. Evet. Sizi belediye başkanı adayı olarak görmek istiyorlar. Bir de CHP il başkanlığına adaylığını net olarak düşünüyor mu diye soran seyircilerimiz. Çok teşekkür ediyorum ben. Yani bana her şeyi layık gördükleri için de teşekkür evet. ediyorum. Sağ yani olsun. Seyirciler herkes bir yeri sizi düşünmüşler. Sadece genel başkanın açıklamasından dolayı Büyükşehir düşünememişler galiba. Yok. Sağ olsun, öyle bir düşünce. Ünal Akın yazmış. Bodrum'dan hemşerim, eski komşum Fatih Bey'e selam olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Eksik olmasın. Sağ olsun. Sayın Bekir'im, katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bize renk kattınız programımıza. Son olarak söylemek istediğiniz kısaca. Vallahi ben 3 saatim biraz zor geçeceğini düşünüyordum ama sizin dediğiniz gibi böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçti. İşte gelen konuklar zaten. Aslında konuşacak bir sürü şey var yani kaldı yani. Yani ama biraz birkaç konuk da aldın. Sonra bir daha bizde de siyaset biraz renklendiği zaman bir daha beraber oluruz inşallah. İnşallah. İnşallah dedirtti bana. Gazetecik böyle bir şey. Yani, evet. Maalesef. Duruyorsun. En sonunda bir şey dedirtti. Yani. Basın böyle bir şey. Onu da tebrik etmek lazım. Tabii basın olmasa Türkiye'de birçok şey açıklığa çıkmayacak. Birçok şey basının sayesinde çıkıyor. Cesurca tavır alıyorlar. Birçok arkadaşımız hem ekonomik mücadele ediyor hem de vicdani mücadele ediyor. O yönden de ben sizleri kutluyorum. Yani çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Geleceğimizle ilgili, çocuklarımızla ilgili, yaşantımızla ilgili doğru olanların yaşamda egemen olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yani sağ olun. Korkusu olmayan siyasetçiler basından korkmaz arkadaşlar.
Teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederiz. Tarafsız ve ilkeli yayıncılıkta biz de yayınımıza ve görevimize devam etmeye çalışıyoruz. O konuda bir şüpheniz yok. Sevgili seyirciler, 5G 1K'da bu akşamki konuğumuz CHP Aydın eski milletvekili 20, 23. ve 25. dönemlerde milletvekilliği yapan Mehmet Fatih Atay'dı. Verdiği cevaplarla, gazetecilerin verdiği cevaplarla şeffafça açıklamaya çalıştığı soruları kendisine teşekkür ediyoruz. Gazeteciler Mehmet Aydın, Gülay Öztekin, Cem Ulucan ve Sercan Ürün her hafta olduğu gibi TV'den ekranların klasiği haline gelen 5G 1K programı bu akşam burada bitiyor. Bir başka programda buluşmak üzere. İyi akşamlar, kalın sağlıcakla. Lezzetiyle alışkanlık yapan Arıcıoğlu Börek, 5G 1K'yı sundu.